İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar. Nereden bizi izliyorsanız sevgili Geek TV takipçileri ve izleyenleri. Arkadaşlar bugün önemli bir konuyu tartışacağız ama tartışma söyleşi şeyinde olacak. Rıdvan'ın videoları ışığında, bizim daha önceki görüşlerimiz konusunda. Allah'ın varlığıyla ilgili, Allah kimdir, Allah nereden geldi, daha doğrusu Allah nereden itibaren geldi de bizim akıllarımıza girdi. İşte Arapların Allah'ı nedir? Bu Allah aynı zamanda Hristiyanlarda veya Yahudilerde de Allah diye mi anılıyor? Onların karşılığı nedir? Normalde bildiğiniz gibi Müslümanlar zannediyor ki Allah Hristiyanlıkta da Allah, Yahudilikte de Allah. Allah ezelden beri vardı gibi ama tabii o toplumlar biraz daha farklı görüyorlar. Hemen Rıdvan'la başlayalım. Rıdvan, hoş geldin dostum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Evet, arkadaşlar daha önce Rıdvan'la yayın yapmıştık birkaç defa. Önümüzdeki haftada umarım daha detaylı başka konular da yapacağız. Açıkçası bu Allah kelimesinin çok şeyi var. Teferruatı da var arkadaşlar. Biz yarım saattir Rıdvan'la nereden anlatalım diye bir karar bile veremedik. Şöyle mi anlatalım, tarihini mi anlatalım, Allah nedir onu mu anlatalım, kaynaklardan mı girelim? Şimdi bu konuda ilgili biz ön hazırlık yapalım Rıdvan'la. Allah nedir, Allah nereden geldi, Rıdvan'ın düşüncelerine bakalım. Olmazsa ben önümüzdeki hafta ya Rıdvan'la ya da kendim İslami kaynaklardan göstererek Allah'ın ne olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Evet Rıdvan, Allah konusunda ne düşünüyorsun? Daha önce senin böyle bir videon oldu zaten. Allah konusunda çok şey düşünüyorum. Bayağı düşünüyorum. Ben şey yaptım, kendi kanalım, Türkçe kanalımda birkaç hafta önce bir video yayınladım. Bir ay olmuş bayağı. Bir ay önce evet, şey Facebook'ta yani, falan viral oldu. Herkes paylaşıyor. Yüklediler, senin haberin yok. İlginç, çok ilginç. Güzel bir video arkadaşlar. Bu arada Rıdvan'ın Apostate Prophet Türkçe değil mi? Evet, Apostate Prophet Türkçe olarak şey açtım, kanal açtım. Evet, aynı zamanda İngilizce bilen arkadaşlar da takip ediyor. Ben de bazen Rıdvan'ın videolarını izliyorum. İngilizcem yettiği kadar. Bir de Rıdvan çok hızlı İngilizce konuştuğu zaman bana dekoder lazım oluyor. Ama gerçekten çok viral olan videoları var. Dünya çapında İngilizce olarak. Gerçekten insanlara bilgileri net olarak veren bir arkadaşımız Türkçe videolara da geçti. İnsanlar zaten soruyorlardı ya, Rıdvan'ın Türk olduğunu biliyorlardı ama niye Türkçe videolar yapmıyor falan diye sitem edenler de vardı. Rıdvan zaten artık Türkçe videolara da başladı. Evet Rıdvan, özür dilerim, kestim, buyur devam et. Ya ben şey düşünüyordum bir yandan, ya bana ne, Türkiye'yi ben mi kurtaracağım, işte kendiniz kurtarın kendi ülkenizi falan diye düşünüyordum. Sonra şey yaptım. Ya içimden geldi bir ara dedim yeter artık, Türkçe olarak da yapmak lazım dedim. İçim bayağı ısındı Türkiye'ye. Sonra Türkçe olarak kanal açtım, yayınlamaya başladım. İşe biraz şaka katıyorum, kusura bakmayın, üzerinize alınmayın. Dediğim gibi şeyi yayınlamıştım. Bir ay önce Allah aslında kimdir isimli bir video yayınlamıştım. O videoya yakın bir şeyi İngilizce olarak da yaptım bundan birkaç ay önce. Bu konu önemli diye düşündüm. Türkçe olarak da yapmak istedim. Çünkü senin dediğin gibi şey var. Müslümanlar arasında, özellikle Türkler arasında, Türk Müslümanları arasında hep bir ilginç bir yanlış anlaşılma var. Hani biz erken bir yaştan hep şunu öğreniyoruz. Biz tek Tanrı'ya inanıyoruz. İşte Allah'a inanıyoruz. İşte Allah Kur'an'ı gönderdi bize. Muhammed'i, Hazreti Muhammed'i, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'i gönderdi. Diğer peygamberleri gönderdi. İşte İbrahim'dir, Musa'dır, İsa'dır falan filandır. Bu Allah ayrıca bize İncil'i, Tevrat'ı falan da gönderdi diye öğreniyoruz. Ve bu Allah'ın ismi Allah'tır diye öğreniyoruz. Yani bu Allah'ın başka herhangi bir ismi yok. Bize İslam'da hep bu şekilde öğretilir. Allah'ın ismi Allah'tır. Allah'tan başka ilah, yani Allah'tan başka tanrı yoktur. Aynı zamanda şunu da öğreniyoruz ki Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah'a tapıyorlar. Yani zamanında Allah'a tapıyorlardı. Şu anda hala Allah'a tapıyorlar. Ama işte Allah'a isyan ettikleri için, kendi dinlerine sapıklık kattıkları için yoldan sapmışlar. Artık doğru yoldan gitmiyorlar. Allah'a doğru düzgün bir şekilde ibadet etmiyorlar. Ne kadar Allah'a tapsalar da, onlar da ne kadar semavi din, İbrahim din olsa da
yoldan çıkmışlar ama yine de onların tanrısı da Allah'tır diye öğreniyoruz. Dolayısıyla insan aklına pek gelmiyor Müslüman olarak büyüdüğümüz zaman. Ama hani mantıklı olarak düşündüğümüz zaman şunun olması gerekiyor. Bizim tanrımızın ismi Allah ise Yahudilerin ve Hristiyanların da taptığı tanrı aynı tanrı ise, o zaman onların da tanrısının isminin Allah olması gerekiyor değil mi? Yani bir Yahudi de tanrısını Allah olarak bilmesi gerekiyor. Bir Hristiyan da tanrısını Allah olarak bilmesi gerekiyor. Yani biz şeyi öğrenmiyoruz. Bu sadece bizim dilimiz, sadece bizim dinimizde Allah diye öğrenmiyoruz. Tanrımızın ismi Allah diye öğreniyoruz. Ama diğer dinleri araştırdığımız zaman, diğer dinlere baktığımız zaman, özellikle İslam dininden çıkıp da Yahudiliği ve Hristiyanlığı araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki Yahudilerin ve Hristiyanların inandığı ilahın, Tanrı'nın aslında bir ismi var. Ve bu ismi İslam'da hiç kimse bilmiyor. Müslümanlar bilmiyor. Bizim annelerimiz, babalarımız, imamlarımız, okuldaki din öğretmenlerimiz, büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz dahi hiç kimse bilmiyor. Bu isim Yahve ismi. Onların aslında taptığı ilahın, Tanrı'nın ismi Yahve'dir. Onlara göre Allah sadece Müslümanların inandığı Tanrı'nın ismidir. Müslümanların inandığı Tanrı'nın ismi Allah'tır. Onların inandığı ismi, Tanrı'nın ismi ise Yahve'dir. Yani burada böyle bir şey var. Böyle bir ilginç bir şey var. Bunu şimdi Müslümanlara gelip anlattığımız zaman hani bir Müslüman şaşırıyor. Yani Yahve nedir? Ben Yahve'yi bilmiyorum. Yahve nereden çıktı diye düşünebilir. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar tanrılarını binlerce yıldır Yahve olarak biliyordu. Çünkü öyle olması gayet doğal. Çünkü onların kutsal kitaplarında, Tevrat'ta, diğer kitaplarda, kutsal kitap dedikleri işte büyük şeyde kitaplarda Tanrı'nın ismi apaçık olarak Yahve olarak geçiyor. Hani İbranice yazıda Yahve olarak geçiyor. Yahudiler her zaman Tanrı'nın ismini Yahve olarak bilirler. Sadece Yahve ismini kullanmazlar. Saygıdan dolayı kullanmazlar. Saygıdan dolayı bir şey var. Yahudiler zamanında böyle bir alışkanlık yapmışlardı işte. Hani Yahve ismi çok kutsaldır, çok önemlidir, çok yücedir. Yahve ismini kendi kendimize hani boş yere gündelik hayatta kullanmamamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bu isimle. Bu yüzden biz Yahve değil de Rab diyelim veya işte Yüce Tanrı diyelim gibisinden bir gelenek başlatmışlardır. Bu yüzden hani kitaplarını okurken bile İbranice olarak açık açık Yahve yazan yerde Yahudiler mesela bunu şey diye okurlar. İşte Adonai, Efendimiz diye okurlar. Veya Elohim, işte Yüce Tanrı diye okurlar. Veya Rab diye okurlar. Hristiyanlar da aynı şekilde bu geleneğe devam etmişlerdir Yahudilerden. Ve Hristiyanlar da aynı kitabı okudukları zaman, Hristiyanların elinde hala aynı kitap var ve o kitap hala Yahve diyor. Hristiyanlar o kitabı okudukları zaman Yahve değil de onlar da aynı şekilde Tanrı derler veya Efendimiz veya Rabbimiz derler mesela. Ama sıradan Yahudi ve sıradan Hristiyan bilir ki onların Allah'ının ismi, yani onların Tanrısının ismi Yahve'dir. Allah değildir. Allah diye bir isim yok. Öyle bir şey yok ortada. Allah ismi sadece İslam dininde vardır. Allah ismi sadece İslam dininde Allah'ın ismidir. Tanrı'nın ismidir. Buraya kadar bir şey demek istemiyorum. Ya şeyi merak ettim. Şimdi sen anlatıyorsun da. Tevrat'ı falan okuyan arkadaşlar da var. Türkçe Tevrat'ta bile Allah diye geçiyor. Öyle bir şey var mı? Allah diye çevirmişler. Normalde Yehova'ya Yahve demesi lazım. Öyle değil mi? Öyledir. Keşke bu konuda bir şey yazılasaydım. Şöyle bir şey var çünkü. Dediğim gibi hani Yahudiler ve Hristiyanlarda bir gelenek var. Hani Yahve ismini kullanmaya çekindikleri için okuduklarında Yahve yerine Adonai derler veya şey derler, Rab derler, Elohim derler. Ve bunu kitabı çevirirken de aynı şekilde uyarladılar. Şimdi orijinal olarak Tevrat'ı açtığın zaman, Tevrat'ı İbranice yazıda açtığın zaman İbranice olarak her yerde şey der. Yahve der mesela. Birkaç örnek göstereyim sana şuradan istiyorsan. Keşke bu konuda bir şey hazırlasaydım.
Sesimi kapattım da. Sorun değil. Zaten bu an şu an yaptığımız en söyleşi olacak. Önümüzdeki yayında daha detaylarına girip başka konularda anlatabiliriz. Çünkü bu özellikle Allah ismi İslam kaynaklarında farklı anlatılıyor. Bak 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 Hristiyan bak. kaynaklarında farklı anlatılıyor. Yahudi kaynaklarında farklı anlatılıyor. Yani nereden bakarsanız biraz karışık yani. İki ucu şeyli gibi yani. Değnek derler ya. Onun gibi bir şey. Biz bir ön şeyimizi yapalım, anlatmamızı yapalım. Daha sonra farklı detaylarını, farklı konuları anlatırız. Çünkü dediğim gibi çok var, çok. İslami kaynaklara girerseniz neler neler görürsünüz. Hatta ben sözünü kesiyorum. Oradan özür dilerim. Hatta ben bugün Allah'ın put olduğunu kanıtlayan İslami kaynaklardan da girecektim. Konu biraz daha farklı kaynaklara gireceği için, karışacağı için onu ben bir sonraki yayına sakladım. Yani dediğim gibi bu konu çok karışık biraz da daha doğrusu. Bak sana şey gönderdim. Hangouts'tan bir link gönderdim. Birinci linki boş ver. İkinci linki aç oradan. Ben ekranımı paylaşabilir miyim, biliyor muyum bilmiyorum. Ya sen mi paylaşmak istiyorsan. Bana gelmedi Hangouts'tan. Hangouts'tan gelmedi mi? Şu an gelmedi bir şey. Hangouts'tan bir mesaj gönderdim. Ben burada ekranımı paylaşabiliyor muyum acaba? Onu düşünüyorum. Ekranını WhatsApp'tan paylaşabiliyor gönder istersen. Eğer bilgisayarında kayıtlıysa. muyum? WhatsApp'tan gönderebilirim. Hemen göndereyim. Bir dakika. Bana bir saniye ver. Bir saniye dedik geçti. Linki gönderdim WhatsApp'tan. Ha, Bak tamam. orayı, şimdi orayı açtığın zaman bu şeydir. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış kitabı. Bu ikinci kitap. Tevrat'taki ikinci kitap galiba. Üçüncü kısmı. Bak burada 15. ayete gel istiyorsan. 13, 15'i bir sonraki sayfada mı? 11, 12. Ha şu. İsrail'deki beni size atalarınızın tanrısı İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı Yahve gönderdi. Evet. Bak, kitaplarında apaçık bir şekilde yazıyor. İsraillerin de ki, beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı Yahve gönderdi. Ve hatta şuna bak, sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Git Ya. İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de. Atalarınızın İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi. Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. Falan filan. Bu şekilde devam ediyor. Bu mesela kitapta Yahve isminin aynı şekilde korunduğu az sayılı kısımlardan bir tanesi. Diğer kısımlarda genellikle İbranice olarak aynı şekilde Yahve yazar. Ama Türkçe olarak çevirirlerde veya İngilizce olarak çevirirlerde mesela buraya şey derler. Hani yüksek, büyük harflerle mesela Hristiyanlar buraya Rab yazarlar. R-A-B yazarlar mesela Rab. Büyük harflerle şunun için yazarlar. Bu şunun belirtisi. Burada aslında Rab yazmıyor. Buradaki Rab sadece temsili bir yazı. Burada aslında Yahve yazıyor. Ama biz işte eski geleneklerimize, kurallarımıza şey yapmak için, hani sadık durmak için biz Yahve demiyoruz. Yahve yerine Rab diyoruz. Çünkü biz sadece küçük insanlarız. İsmi ne zaman doğru kullanıyoruz, ne zaman yanlış kullanıyoruz onu bilmiyoruz. Biz saygımızdan sadece Rab diyeceğiz ama Tanrımızın ismi Yahve'dir. Hani Hristiyanlar ve Yahudiler bu şekilde bilirler. Burada sana verdiğim sayfa Bible Hub. Dünyadaki en meşhur, en çok kullanılan şey sayfasıdır. Hristiyan kutsal kitap sayfasıdır. Herkes bakabilir. Mısır'dan çıkış kitabının 3. bölümünün 15. ayetinde Yahudilerin ve Hristiyanların okuduğu kitapta bu şekilde yazıyor. Evet, şeyde Sonucunda chat kısmına da bu paylaştım arkadaşlar. Rıdvancım. Chat kısmına da paylaştım. Ekrana verdiğimiz metni oradan devam edebilirsiniz. Ya da kontrol olacak. edebilirsiniz. Buyurun. Bak, dediğim gibi ya bunun üzerine basa basa bunu söylemek gerekiyor. Kitaplarında Yahudilerin ve Hristiyanların okuduğu kitapta açık açık bir şekilde yazıyor ki sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacak. Yani Yahve Tanrı, inandıkları Tanrı'nın ismi. Sadece Yahudilerin ve Hristiyanların kullandığı bir şey değil yani bu.
Allah'ın, Tanrı'nın benim ismim dediği şey. Ve bu isim Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerine girmiştir. Herkes bu şekilde bilir. O yüzden bir camiye girdiğiniz zaman mesela camide yükseklerde şeyi görürsünüz. Allah yazısını görürsünüz. İşte her tarafta Allah yazar. Çünkü hı hı. Müslümanların ilahı Allah'tır. La ilahe illallah deriz. Ezan okunduğu zaman işte eşhedü en la ilahe illallah deriz. İşte, Allah'tan başka Tanrı yoktur deriz. Yahudiler ve Hristiyanlar ise herhangi bir Tanrı ismini herhangi bir yere asmazlar. İngilizce olarak God derler, Türkçe olarak Tanrı derler. Araplara girdikleri, Arapların arasında şey derler, işte Allah derler, saygı duymak için, uyum sağlamak için. İspanyolca'da Dios derler. Her dilde Tanrı ismini kullanırlar ama Tanrılarını Yahve olarak bilirler. Hı-hı. Müslümanların bunu öğrenmesi şu açıdan çok önemli ki, bir Müslüman bunu öğrendiği zaman şunu düşünmesi gerekiyor. Ya ben bu konuyu niye bilmiyorum? Ben Tanrı Allah bize Kur'an'da şunu diyorsa, ben Tevrat'ı ve İncil'i gönderdim. İşte İbrahim'i, İsa'yı, Musa'yı, şunu bunu gönderdim diyorsa eğer, o zaman Tanrı hani onların kitabına göre, onların 2000 yıldır koruduğu kitaba göre niye ismini Yahve olarak tanıtmış da biz böyle bir şey bilmiyoruz? Yahve ismi hiçbir İslami kaynakta geçmiyor. Hiçbir İslami kaynakta böyle bir şey yok. Hadislerde Yahve yok. Kur'an'da Yahve yok. Müslüman işte, tefsirlerde, Muhammed'in hayatında hiçbir yerde Yahve ismi geçmiyor. Bunun açıklaması da çok basit. Çok salak bir açıklaması var aslında. Bu da Muhammed'in cehaletinden kaynaklanıyor. Muhammed zamanında putlara tapıyordu. Arapların da taptığı putlara tapıyordu. Onların yüce ilahı vardı. Yüce yaratıcı ilahı olan El İlah veya Ellah veya El Allah'ı vardı. Muhammed o yüce yaratıcı tanrıyı aldı. Aynı zamanda işte Yahudilerin tanrısı da aynı ilahtır, aynı tanrıdır, Allah'tır diye düşündü. Yahudilerin ve Hristiyanların inandığı tanrı artık benimle konuşuyor, bana kitap gönderiyor, bana ayet indiriyor diye iddialarda bulundu. Onların geleneğini devam ettirmeye çalıştı. Onlardan ne kadar öğrendiyse dinlerini, ne kadar kitap, ne kadar gelenek, ne kadar öğreti öğrendiyse İslam'a uyarladı, devam ettirdi. Ama onların ağzından hiçbir zaman Yahve ismini duymadığı için, onlar hiçbir zaman Yahve demedikleri için, gördüğümüz gibi kitaplarda veya dediğimiz gibi kitaplarda Yahve yerine Rab dedikleri için, konuştuklarında da işte Rab, Yahve yerine Efendimiz veya Rabbimiz veya Tanrımız dedikleri için, o da Yahve ismini hiç duymadı, kaçırdı. Bu yüzden İslam'a uyarlamadı. İslam'da Allah'ın ismi sadece yaratıcı Tanrı Allah veya El İlah olarak kaldı. Yahve ismi hiç gelmedi. Şimdi bu konudan başka bir şeye geçeceğim, işte Müslümanların isimlerine geçeceğim, İlyas konusuna geleceğim. İstiyorsan başka eklemek istediğin bir şey varsa İbrahim, sen yap yine. Şeyi, İslam, ona geçmeden önce İslam'da olan Allah'ın nasıl geldiğini daha sonra mı anlatırsın yoksa İlyas'tan önce mi? İlyas'a da selam olsun buradan, İlyas da yayında. Selam İlyas, İlyas ne yapıyorsun? Nasıl direkt geleyim istiyorsan, hı-hı, sonra sen şeye geçersin. Şimdi şöyle bir konu var. Ben bir şey hazırladım. Bir dahakine daha fazla şey yaparız. Ayrıntılı bir şekilde hazırlarız istiyorsan da. Bizim Müslümanlar arasında kullandığımız bazı isimler var. Bu isimlerden bazıları şunlar mesela. Zekeriya, Yahya, Yuşa, İsa gibi isimler var. Veya İlyas ismi var. Bu isimler aslında çok önemli. Bu isimler Tanrı'nın ismini içeren isimlerdir. Hani her dini grupta, Hristiyanlarda olsun, Yahudilerde olsun ve Müslümanlarda olsun, insanlar hep böyle bir geleneğe devam ettirmişlerdir. Yani bizim bir Tanrımız var, biz o Tanrı'ya inanıyoruz. İsim kullanıyorsak da aralarımızda, işte birbirimize isim takıyorsak, inandığımız Tanrı'ya göre isim takalım diye karar vermişlerdir. Böyle bir gelenek hep vardır. Bu yüzden mesela şey var, bizim aramızda işte Abdullah, Allah'ın kölesi veya Abdurrahman, işte Rahman'ın kölesi, Abdülcabbar falan filan gibisinden isimler var. Bunları... Ama şöyle bir şey de var, bu hani Abd, köle demek ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdülkerim,
atlar dolu böyle. Ama bunlar tabi Allah'ın köleleri ya da Allah'ın sıfatları üzerine kurulmuş isimler de. Aynı zamanda Abdul-Uzza var. Aha, bu da yani o da var. Bu da şeyin Arapların tanrılarından biri. Abdul-Uzza. Yani Uzza'nın kölesi. Mesela aynen. Muhammed şey olmadan önce, daha İslamiyet'i yaymadan önce, daha Allah'ı da tek tanrı olarak yaymadan önce babasının adı Abdullah. Allah'ın kölesi. Yani daha önce zaten bu coğrafyada Allah diye bilinen bir şey zaten hakimmiş. Bir tanrı figürü varmış. O put mesela Uzza, El-Lat diyoruz, El-Uzza. Abdul-Uzza var mesela. Bunlar aynı zamanda Muhammed'in amcası veya dayısı, halası falan filan. Halası diyorum, halası değil de. Böyle isimler dolu. Babasının adı put ismi. Amcasının adı, dedesinin adı neyse Abdülmuttalip mesela. Evet. Değil mi? Hep böyle birilerinin kölesi yani. Bir putların kölesi. Birilerinin mutlaka kölesi olmuşlar. Evet, bunu ekleyeyim dedim dostum. Güzel yaptın, güzel yaptın. Şimdi, Yahudilerde de aynı gelenek vardı. Yani Yahudiler isimler kullanırken Yahve ismini ve işte El ismini, El kelimesini, El Tanrı demektir onlarda. İçeren isimler koymuşlardır kendilerine. Şimdi şunu yapmak gerekiyor. İlyas'a geçmeden önce ayrıca bunu yapayım. İşte bazı Müslümanlar şunu diyorlar. İşte Yahudiler Elohim ismini de kullanıyorlar. İşte Elohim kelimesini de kullanıyorlar. Elohim Allah'a benziyor. İşte Elohim Allah demektir. İşte aynı şey falan diyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Çok açık bir şekilde buna kaynak vermeye kaynak bir sürü var. Ama kaynak vermek bile bu konuda o kadar saçma ki, sadece işte Müslümanları şey yapmak için, Müslümanlara cevap vermek için yapılan bir şey bu. Elohim kelimesi İbranice'de Allah'ın ismi falan değildir. Elohim kelimesi sadece Tanrı demektir. Tevrat'ta Elohim kelimesi aynı zamanda başka tanrılar için de kullanılır. Elohim sadece Arapçadaki ilah kelimesinin şeyidir, eşitidir, aynısıdır. Elohim ilah demektir. Şey mesela Tevrat'ta mesela birçok yerde Elohim şunu yaptı, Elohim bunu yaptı diye anlatır. Bunu anlattığı zaman şey demektir. Yani bunu anlattığı zaman Tanrı şunu yaptı, Tanrı bunu yaptı demektir. Bunu aynı zamanda zaten baktığımız zaman yine Tevrat'ta okuduğumuz zaman Türkçe olarak da genelde buraya Tanrı gönderdi veya Tanrı şunu yaptı, Tanrı Yahve bana görünerek şunları söyledi filan der. Az önce baktığımız kaynakta mesela hani şunu diyor. İsraillere de ki beni size atalarınızın Tanrısı Yahve gönderdi. Burada iki kelime var. Tanrı ve Yahve. Burada İbranice olarak okuduğumuz zaman şunu diyor. Beni size atalarınızın Tanrısı, yani atalarınızın Elohu, Elohim'i Yahve gönderdi diyor. Bu iki kelime, iki isim arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hı hı. Yahve Tanrı'nın ismidir. Elohim ise veya Eloh ise Tanrı'nın sadece ne olduğudur, sıfatıdır. Hani Tanrı kelimesidir. Nasıl Türkçe olarak, Türkçe diyorum, nasıl İslam'da Arapça olarak La ilahe illallah diyorsak, yani La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah, yani Allah'tan başka Tanrı yoktur diyorsak, İbranice olarak Yahudiler de şunu diyorlar, hani Tanrımız Yahve diyorlar. Hani La ilahe Yahve denilebilir mesela. İbranice olarak söylemek gerekiyorsa aynı yalnız şey. Yalnız o ilk kelimesi onlarda da var biliyorsun. Yani ilah, illah, ellah. Aynı şey o tanrı şeyi kelimesi. Çünkü el deniyor ya Hristiyan'da. Mesela Hristiyan bile, Hristiyanlar diyorum, İsa bile elli veya el diyor. Değil mi? Yani kendi kitabında ve İncil'de de bildiğim kadarıyla yazıyor. El. Mesela Cebrail, Mikael, İsmail. Evet. Bunlarda şey da tanrı isimleri de alakalı. İsmail. İsrail ismi mesela. İsrail ismi yani, Yahudiler için çok önemli bir isim. Sadece hani, bazıları sadece şey olarak bilir hani onların topluluğu veya işte milleti İsrail'dir falan diyebilir ama hani İsrail ismi aynı zamanda hani, Yahudilerin soyudur. Hani Yahudilerin geldikleri soydur. Yakup peygamberin ismidir. İsrail kelime anlamıyla iki anlama geliyor. Anlamlardan bir tanesi Tanrı'ya şahit olan demektir. Diğeri ise Tanrı'yla
boğuşan demektir. Ve buradaki Tanrı kelimesi El'dir. Sondaki İsrail kelimesinin sondaki El'dir. Hani İsrail Tanrı ile Tanrı'ya şahit oldu veya Tanrı'yı gördü veya Tanrı ile boğuştu anlamına gelir. Bu Yakup'un ismidir. Yakup bir gün şeye çıkıyor işte hikayeye göre, Yahudilerin inancına göre bir tepeye çıkıyor. Orada şeyle karşılaşıyor. Bir melekle karşılaşıyor veya bir cisimle, bir insani bir varlıkla karşılaşıyor. O varlık şey diyor işte hani gel beraber şey yapalım diyor. Beraber ölçüşelim işte, savaşalım işte, güreş tutalım diyor. Güreşelim, pardon güreşelim evet. Diyor. Güreşiyorlar beraber. Yakup ise bu güreşi şey yapıyor, kazanıyor. Ve bu şeyi gösteriyor işte Yakup'un çok büyük, çok önemli bir peygamber, çok önemli bir kişi olduğunu kanıt olarak gösteriliyor Yahudi dininde. Ve Yakup bundan sonra İsrail olarak alınıyor. Ve İsrail hem ona görünen ve onunla boğuşan kişi aslında şeyi Tanrı'yı temsil eden, Yahve olan Tanrı'yı, El'i temsil eden bir işte cennetten gelmiş bir varlık olarak görülüyor. Bu yüzden Yakup Tanrı'ya şahit olmuştur veya Tanrı'yla güreşmiştir diye İsrail olarak alınıyor. Şimdi ne kadar mantıklı değil mi? Bir insanın Tanrı'yla güreş tutması. Aynen. Ve iki Yahudilerde bu çok çok şey, çok normal bir şey. Hani İslam'da bu çok şey olarak görülür. Oha böyle şey olur mu ya? İşte Tanrı nerede? Biz nerede? Biz insanız işte. Öyle bir şey olamaz. Haşa falan derler de Yahudiler bu konuyu gayet basit olarak algılıyorlar. Yani Yahudiler çok yüzyıllar boyunca yanlarında bir şey taşıyordu. Küçük bir ev taşıyorlardı. Evin içinde şey vardı. Hani Tanrı o evin içindeydi. İşte bir örtünün, bir perdenin arkasında Tanrı vardı. Bir gizli bir oda var orada içeride. Çok önemli kişiler ara sıra o evin içine girip de şey yapıyorlar. İşte perdenin arkasından Tanrı'yla konuşuyorlar. İşte Tanrı'ya dua ediyorlar. Tanrı'dan bilgi alıyorlar falan filan gibisinden. Saçma sapan inançlar vardı. Var var, İslam'da da var. Tanrı Allah perde arkasından seslenir der mesela. Kur'an'da da. Bunu mesela Yahudilerden almışlar. Evet, aynen. Hikayeleri öyle zaten. Müslümanlar bunun tam olarak ne olduğunu anlamıyorlar. Çünkü Yahudilerden böyle abuk sabuk şeyleri almışlar. İslam'a uyarlamışlar. İslam bambaşka bir hale gelmiş. Şimdi Müslümanlar bu aldıkları şeylerin tam olarak ne anlama geldiklerini anlamıyorlar. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Eğer araştırırlarsa bunları öğrenebilirler. Tanrı evet. Perde arkasından konuşur diyor mesela, değil mi? Yani bunlar Yahudiliğin hikayelerinden. Mesela Yakup'un hikayesi. Bunlar hep Yahudiliğin kaynaklarından. Mesela Lüt kavminin hikayesi, Lüt peygamberin hikayesi. Bunlar tabii hepsi Yahudi kaynaklarından gelen şeyler. Bazıları da yanlış olarak geliyor tabii, ayrı mesele. Mesela bu şeyi de söyleyeyim hemen. Az önce anlatıyorduk ya. Mesela El İsrail, İsmail, İsmail yani. Mikail diyoruz. Mikael mesela. Böyle böyle isimler var. Arkadaşlar bakın, bunlar Arap mitolojisinde olan tanrıların isimlerinden bazıları sadece. Bakın burada zaten yazıyor. Linguistik tanımlar diyor mesela. Görüyor musunuz? El ile benzer söyleşilerde olan İl, İsmail, İsrail, İsmail, Lila, Lillaha illallah diyorsun değil mi? Lilu, Eli, Eloi, Elil, Enlil, Ellah, Allah, Ellah. L'yi tekleştiriyorlar. Allah zannediyorsunuz siz. Ya da Allah pardon. Şu ilahtaki i'yi kaldırıyorlar. Allah. Ellah bakın. Araplara bu geçen isim Ellah'tan değil Allah olarak geçmiş. Normalde sen El İsrail diyorsunuz ya. Allah diyor mesela. Ellah'tır mesela. Ellah, Eloah. Bunlar Mezopotamya'daki tanrılardan isimleri. Tabi bunların dişisi mişisi falan da var. Şimdi dediğim gibi konuyu fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Bu El ismi tamamıyla bu Orta Doğu bölgesinin tanrılarının ismi. İllah, Ellah, Ellat, El-Uzza, El-Menat. Yani bunları çoğaltabiliriz yani. Evet. Şu da var. Ellah genelde bu Sami kültürlerinde, halklarında yüce, evet, yaratıcı bir tanrı olarak bilinir ama tek tanrı da değildi. Hani tarihi olarak öğrendiğimize, bildiğimize göre bu Yahudilerden çok daha önce bu Sami milletleri şeye inanıyordu.
yüce tanrı olan El Elyon'a inanıyordu. El Elyon yüce yaratıcı tanrıdır ama tek tanrı değildir. Bunun dışında başka tanrılar da vardır gibisinden inanıyorlardı. Tabii Müslümanlığa gelene kadar, Yahudi Müslümanlara gelene kadar bu Allah bir sürü şekil değiştirdi, bir sürü vasıf değiştirdi, bir sürü mantık değiştirdi. Bu yüzden Yahudiler tanrılarını işte ara sıra pişmanlık duyan, kıskançlık duyan, sinirlenen biri olarak biliyorlar. Ama İslam'da bundan hiçbir eser kalmamış. İslam'da tamamen Allah insani sıfatların dışında bir tanrıdır. Az önce şey dedim bu arada, onu da kısa bir yorumda bulunmak gerekiyor. İçimden Şunu geldi. şey yaparken bak şunun devamını da okuyabilir miyim? Bakın ne diyor Tabii. arkadaşlar. Arapça tanrı anlamına gelen ilah, Aramice kökenli elah, İbranice elah'tır. Elden türetilmiş birbirine benzer sayısız isim vardır. Korkulan bir ataerkil tanrı olan El gibi Elohim, Elyon, Eloah, Elah gibi adlar genellikle tanrının güçlü, büyük, yüce, korkulan niteliklerine odaklanır. Allah kelimesinin köken itibariyle Arapça tanrı anlamına gelen ilahtan türetilmiş olduğu, bunun Arapça, İbranice, Aramice ailesinin bulunduğu Sami dillerin ortak kullanımı olan el ilden türetilmiş olduğu da kabul edilir. Aşağıda kaynaklar zaten kasnak kasnak duruyor. Evet Ama kardeşim. tabii İslami araştırmacılar böyle bir şey olamaz, böyle bir şey mümkün değil Tabii yani diye adam put yerine koyar mı inandığı kitabı? Kolay mı yani? yani ama çok çok açık yani tarihi kaynaklarımız bunu gösteriyor. Bu yüzden bu gibi kaynaklara bunu yazıyoruz ve tarihi açıdan baktığımız zaman, kaynaklarla baktığımız zaman buna karşı çıkılamıyor. Çünkü tarih bunu gösteriyor, tarih bunu ispatlıyor. Bir şey daha söylemek gerekiyor. Ha şey diyeceğim. Az önce Lut'tan bahsettin de, Lut peygamberden bahsettim. Hep takılıyorum o konuya. Müslümanlar bu sadece şeye bir örnek aslında. Müslümanların nasıl Yahudiliği yanlış aldıklarına, yanlış uyarladıklarına bir örnek. İslam'da Lut bir peygamber olarak görülür. Peygamber olarak geçer. İslami kaynaklara göre Lut bir peygamberdir. Peygamberlik yapmıştır. Çünkü Muhammed ne okuduğunu, ne duyduğunu, ne yaptığını bilmiyordu. Eski kutsal kitaplarda geçen ne isim varsa, ne kadar isim varsa hepsini işte bu da peygamber, bu da peygamber, bu da peygamber olarak alıyordu. Oysa Yahudiler ve Hristiyanlara göre Lut peygamber değildi. Lut sıradan bir insandı, sıradan bir şeydi. Öğretici bir kişiydi. Çok salaktı hatta. Yahudilere göre Lut Allah'a karşı gelmiştir. Çünkü İbrahim'i dinlememiştir, yanlış kararlar almıştır. İşte sapkın bir milletin arasına gidip onların arasında yaşamıştır. Onlara Allah'ı anlatmak, işte tek dini yaymakla falan değil de onların arasında yaşayıp onların arasında bulunmakla uğraşmıştır. Ve böylece Tanrı'nın işte onların arasında yaşamayın demesine karşı çıkmıştır. Bu yüzden onların kutsal kitabına göre mesela Lut şey yapıyor. Tanrı Lut'un kavmini yok ettiği sırada kızlarıyla beraber Lut kaçıyor. Sonra şeye inanıyorlar. Bütün insanlığın artık yok olduğuna inanıyorlar. Çünkü arkalarında görüyorlar ki bütün şehir yok oldu. İşte gökten taşlar yağdı falan filan. Sonra kızları şey yapıyor. Kızları Lut'a içki içirttiriyor. Sonra beraber sevişiyorlar bunlar. Lut iki kızıyla sevişiyor. Şey yapmak için. İnsanlığı tekrar harekete geçirmek için tekrar yeni insanlar ortaya Babalarını çıkarmak orada şey için. yapıyorlar, sarhoş ediyorlar hatta. Yani babalarını sarhoş edip Önce bir babalarla kızı sonra bir yatağa kızı. yatıyorlar, sevişiyorlar. Çocuk yapmak için. Evet. Ya buna Hristiyanlar da çok enteresan cevaplar veriyorlar. Ya hangi din olursa olsun hepsi birbirinin şey çakması zaten de. Şimdi bir Hristiyan çıkıp şöyle konuşuyor. Allah yani pardon onlara göre Rab böyle istedi diyor. Oh my Lord diyor ya bunlar genelde. İşte biz Allah diyelim. Allah böyle istediği için oldu. O yüzden orada ensest ilişki olamaz. Çünkü Allah istedi, insanların çoğalması gerekiyordu. Böyle saçma saçma argümanlarla tabii ki. Onlar ya aslında Hristiyan felsefesine göre, Hristiyan inancına göre böyle bir şey oldu. Böyle bir şey gerçekleşti. Ama bunda herhangi bir şey de yok yani. Bunda hani eleştirilecek, şey yapılacak, kötülenecek bir herhangi bir şey de yok. Çünkü Lut insanlara bir örnek olarak gösterilmiyor orada. Hani orada kitap sadece şeyi anlatıyor.
Tevrat orada sadece ne olduğunu anlatıyor, ne olması gerektiğini değil. Hani Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitap hakkında şeyi var. Çok farklı, çok daha İslam'dan farklı bir düşüncesi var, bir görüşü var. Onlara göre kutsal kitap şey değildir. Hani her anlattığı şeyi, her söylediği şeyi işte yapmanız gerekiyor, aynı şekilde uyarlamanız gerekiyor. İşte orada geçen her kişi örnektir falan filan gibisinden bir şey değil. Onlara göre kutsal kitap birçok konuda sadece şeyi anlatır, tarihi anlatır, hikaye anlatır. Burada mesela Lut'un yanlış yaptığını, hata yaptığını ve kızlarının da pislik yaptığını anlatmaya çalışır onlara göre. Bu yüzden burada herhangi bir şey yapılacak, hani kötülenecek bir şey yok. Bu sadece İslami mantıkla bakarsak eğer burada eleştirilecek, kötülenecek bir şey vardır. Çünkü İslam'a göre bakarsak, İslam'a göre Lut bir peygamberdir. Onlara göre ise peygamber değildir. Bu sadece İslam'ın cehaletine bir örnek daha yani bu konu. Bu konuda konuşulacak bir sürü şey var da İlyas'a bir türlü gelemedik ya. Bir İlyas'a gelmek istiyorum. İlyas dedi, aklıma geldi. İlyas hemen bir kaynak gönderdi bize. İngilizce bir kaynak. İbranice ve İngilizce olarak yazılmış. İşte şeyde Hebrew şeyde neydi Yahudilerin Türkçesinin adı? Yahudi dilinin adı neydi ya? İbranice. İbranice. Onların dilinde Elohim Eloh olarak anlatılıyor. Böyle bakın şeyleri de var. İbranice yazıları da var. Eljah aynı zamanda Ael, Rod, Tivis bunlar nasıl kullanılmış? Metni komple okumak lazım. Gerçi burada Elijah diye yazmış ama çizilen Eliyah. yerleri okuyorum ben. The Rod yazılışı. Jah is the short of the Yahve demiş. Yahve. Evet. Eloh, Eljah bunların hepsi aslında güneşin simgesiymiş. Öyle mi anlıyorum? Güneşin mi? Güneşin yani Yahve. güneşten alıyorlarmış bu simgeleri. Yani güneşin mesela İsa da güneşi şey yapar ya. Güneştir ya simgesi. Aslında oraya bağlamış. Aha. İstersen sen bir Ha, bu oku. değişik bir yorum. Bilmiyorum. Ben bu konuyu girmedim. Buradaki Elyah konusuna hemen gelebiliriz. İlyas konusuna hemen gelebiliriz. İlyas yayına katılmak istiyorsan alalım istersen. Bu konuda kaynak vereceğine gel kendin anlat. Anlat çünkü sen konuya hakimsin gönderdiğin şeyin biz şu an okuyoruz. Bir anda kavramayabiliriz. Bu kaynak nereden alınmış bilmiyorum tam olarak. İlyas yayına Çok gelecek farklı misin? bir Aslında yorumu İlyas'ın var konuları, tabii. bunlar mitolojik konular, İlyas'ın konuları. İlyas'ın şeyleri var, yayınları var da. Tabii ki böyle insanların hiç duymadığı şeyler olduğu için. Yok ben Ben yayına şuna bir... geleyim Evet, bak. devam et. Şeye göre kutsal kitap Tevrat kaynaklarına göre, tarihi kaynaklara göre İlyas isminin geldiği yer ve diğer bütün bu isimlerin geldiği yere geleyim. Şimdi burada İlyas da aramızda bulunuyorken, hatta ben İlyas kelimesini burada bilinen şekline göre açıklayan bir şey bulursam hemen göstereyim size. İlyas anlamına gelirsem eğer Türkçe olarak kaynaklamak da zor. Bak, neyse, şunu yapalım. Bu konuya daha fazla detaylı olarak geliriz. Dediğim gibi Müslümanların kullandığı bazı isimler var. Zekeriya, Yahya, Yuşa, İsa ve İlyas isimleri var. Müslümanlar genelde bunu kullandıkları zaman bu isimlerin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Müslüman babalar, anneler çocuklarına İlyas ismini koyarlar veya Zekeriya ismini koyarlar veya Yahya ismini koyarlar. Bazıları biraz abartıp İsa ismini koyarlar. Ama tam olarak ne anlama geliyor? İşte anlamı tam olarak nedir, kelime anlamı nedir, kaynağı nedir bilmezler. Sadece şunu bilirler. İşte Yahya bir peygamberin ismi, işte Zekeriya peygamberin ismi, İlyas peygamberin ismi Kur'an'da geçiyor diyebilirler. O yüzden koyarlar. Ama aslında baktığımız zaman Yahudiler dinlerini ve geleneklerini bu kadar cehaletle şey yapmıyorlar. Bu kadar cehaletle ele almıyorlar. Biraz daha kitaba, kaynağa dayalı olarak ele alıyorlar. Ve onların tabii dil avantajı da var. Onlara göre şunu söyleyeyim. İlyas isminin kaynağı, direkt o konuya gelelim. İlyas ismi İbranice'den gelmiştir. İbranice'de Eliyah olarak söylenir. Ya Kur'an'daki İlyas peygamber İbranice'de Eliyah'tır.
Hatta Elia'nın kitabı da vardır, şeyde kutsal kitaplar arasında. Eliyahu'nun kısaltmasıdır. Eliyahu da tam olarak kelime anlamıyla şu anlama gelir. Benim Tanrım Yahve'dir. El Tanrı, Yah Yahve. İlyas dolayısıyla benim Tanrım Yahve'dir anlamına gelir. Şimdi Türkçe olarak bir İlyas ismini kullanıyoruz. Ben zamanında İlyas diye bir hocanın arkasında namaz kıldım. Aklıma gelince şey yapıyorum, gülüyorum kendi kendime. Ya ben bu adamın arkasında namaz kılıyorum. Bu adam bir yandan şey yapıyor, hani Allah'a dua ediyor işte. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Ben bu adamın arkasında dua ediyorum, namaz kılıyorum falan filan. Oysa asıl duruma baktığın zaman adamın kendi ismi İlyas'tır. Yani benim Tanrım Yahve'dir. Biz ise beraber ikimiz bir araya gelmişiz Müslümanlar olarak. Allah'a namaz kılıyoruz, Allah'a tapıyoruz, Allah'a dua ediyoruz. Şey gibi Burada bu Yahve nerede? ben bir sosyal medyada gördüm. Adam tişört giymiş, namaz kılıyor, arkasında No God yazıyor. Benzer bir durum aslında yani. Benzer bir durum. Ya işte. Ya çok çok saçma bir durum değil mi yani? Burada adamın ismi benim Tanrım Yahve ama ikimiz burada araya gelmişiz. Allah'a tapıyoruz, Allah'a dua ediyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Oysa adamın ismi İbranice olarak direkt baktığında benim Tanrım Yahve'dir. Burada tam olarak Yahve nerede? Bu şeyde, bu üçlü de, bu ikimiz namaz kılıyorken, Allah'a tapıyorken burada Yahve tam olarak nerede? Değil mi? Değerli İslam, değerli Müslümanlar, Ya işte burada Yahve bilmeyince nerede? adam ne yapsın? Bir kendim Ya. bizzat yaşadığım bir şey anlatayım. Turizmde çalışırken İran'dan bir tane kafile geldi. Eleman tişört giymiş. Tişörtün üstünde I am pimp yazıyor. Elemanı çağırdım. Ya dedim senin sırtındaki tişörtte ne yazıyor dedim de. Ne yazıyor ki diye. Hayırlı bir şey yazıyor. Anlamını bir söyledim. Öyle mi diyor lan oğlum? Neyse ismini ben Hayırlı. şey yapmayayım da İngilizce bilenler anlamıştır. Aynı onun gibi hikaye. İlyas adam Yahve'ye iman ediyor, namaz kıldırıyor. Ha. Şurada komik bir şey var bak. Yahudiler İlyas ismini çok kullanırlar. Hristiyanlar da çok kullanırlar. Hatta çok bildiğimiz bir şey var. Bir oyuncu var mesela. Elijah Wood. Şeyi oynayan işte. Frodo'yu oynayan. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo'yu oynayan Elijah Wood. Elijah İngilizce İlyas'ın İngilizce uyarlamasıdır. Eliyah'dan gelmiştir. İbranice olarak Eliyah derler. Yani Eliyah diye bildiğimiz bir sürü Yahudi var. İngilizce'de bunlar genelde işte Elijah olarak alınır. Diğer başka dillerde Elya olarak veya İlya olarak, Elya olarak aynı şekilde anılır. Hristiyanlar ve Yahudiler bu ismi kullanırken, İlyas ismini kullanırken benim Tanrım Yahve olduğu için bu ismi koyarlar, katarlar, kullanırlar. Ne kadar güzel değil mi? Adamlar inandıkları Tanrı'nın ismini taşıyorlar. Güzel. Peki Müslüman bunu kullanırken tam olarak ne yapıyor? Müslüman Allah'a inanıyor. Yahve'ye değil, Allah'a inanıyor. Ama İlyas ismini kullanıyor. Yani benim Tanrım Yahve'dir ismini kullanıyor. Diğer isimlere de geleyim direkt. Zekeriya ismi mesela. Zekeriya ismi Yahve hatırlar demektir. Zekeriya. Hatırlar demek. Sondaki ya ise Yahve demektir. Bu Yahudilerde çok, İbranice'de çok geçen bir şey. İşte isimlerin kısaltılması veya kelimelerin kısaltılması. Burada sondaki ya Yahve'yi işaret eder. Aynı zamanda nasıl İsrail kelimesinin sondaki Elohim'i şey yapıyorsa, hani işaret ediyorsa, buradaki ya de Yahve'dir. Yahya ismi de Kur'an'da geçiyor. Önemli bir peygamberdir veya güzel, ciddi bir peygamberdir. Allah Kur'an'da Yahve'yi över. İşte onlar, o salih bir kişiydi, işte iyi bir peygamberdi filan der. Tabii ne anlattığını bile bilmiyor Kur'an. Yahya ismi Allah yaşıyor, pardon, Yahve yaşıyor demektir. Yahve yaşıyor demektir. Yani Allah Kur'an'da, düşün bir de şu açıdan düşün. Kur'an
Allah tarafından konuşulmuş, Allah tarafından işte indirilmiş. Kur'an'da Kur'an'ı bize şey yapan kişi, indiren kişi Allah'tır. Doğrudan Allah'ın sözüdür. Burada Allah bize, sözde Allah bize Kur'an'da diyor ki Yahya iyi bir peygamberdi, işte peygamberlerimizden biriydi. Yani Yahve yaşıyor, iyi bir peygamberdi, peygamberlerimizden biriydi. Kur'an bunu söylüyor. Oysa Kur'an aynı zamanda bize Tanrı'nın isminin Allah olduğunu anlatıyor. Aynı zamanda İsa ismi, İsa çok büyük, çok önemli bir peygamber. Hristiyanlığın temelini kuran peygamber. İslam'da en önemli peygamberlerden birisidir. Ve İsa'nın ismi de şey demektir, Yahve kurtuluştur anlamına gelir. Yeşua'dan gelir, Yehoşua'dan kısaltılmıştır ve Yahve kurtuluştur anlamına gelir. Hatta Hristiyanlara göre İsa'nın ismi çok önemli bir isim. Çünkü Hristiyanlar, bazılarımız bilmiyor olabilir, Hristiyanlar doğrudan İsa'nın sadece Tanrı'nın oğlu olduğuna değil, aynı zamanda Tanrı olduğuna inanırlar. Hristiyanlara göre İsa'ya inanmak kurtulmak için şarttır. Hani cennete gitmek için şarttır. Cennet diyormuş. Onların cennet anlayışı çok farklı ama cennete gitmek için, kurtulmak için şarttır. Ve İsa'nın ismi ise Yahve kurtuluştur anlamına gelir. Yani Yahve, inandığımız Allah, kurtuluştur anlamına gelir. Bu da aynı zamanda şuna işaret eder ki İsa'ya inanmak Yahve'ye inanmaktır. İsa'ya inanmak kurtuluştur. Hristiyanlar için bu çok önemli. Ama İslam'da hiçbirimizin bundan haberi yok. Ve bu çok saçma bir durum. Yani bunun ne kadar saçma olduğunu burada 5 saatte oturup anlatmaya çalışsam anlatamam yani. Müslümanların burada dönüp de... Bir de Hristiyanlıkta insanlar, Müslümanlar İsa diyor. Normal Hristiyanların ağzından İsa kelimesi hiç duymadım. Onlar genelde Yeşua ya da Jesus derler yani. Yeah. Ama bizim İslam cemaati İsa olarak söyler. Bunun da bildiğim kadarıyla da Muhammed bunu yanlış almış alırken bile. İsa olarak anlatılıyor. Herhalde bu Yunanlılık mitolojisiyle bir alakası var. Olabilir, olabilir. Bu konuda çok şey var. Hatta bazıları şey de söylüyor. Bazıları yanlış peygamberin ismini aldığını da söylüyor. Çünkü şey var. Yahudilikte İsa diye bir peygamber de var. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta İsa diye bir peygamber var. O da İsa'ya bayağı yakın. Ama İbranice'de İsa'nın ismi Yeshua'dır veya Yeşua'dır. Ve Hristiyanlığa da Yeşua diye geçmiştir. O yüzden Hristiyanlar genelde şeyi olarak bilir. Hani asıl isminin Yeşua olduğunu bilirler. İngilizce olarak Jesus derler. Dillerine kolaylaştırmak için. Ama Arapçada niyeyse İsa diyoruz. İsa isminin ise Yeshua'yla veya Yeşua'yla hiçbir ilgisi yok. Çok hiçbir şekilde alakası tuhaf bir şey. Zaten. Tuhaf bir şey yani. Nasıl geçtiği çok anlaşılmaz bir şekilde saçma. Yani bir Hristiyan'a gidip İsa deseniz anlamaz o. Yani o şey, İsa ne der yani. Ha, İsa kim demek der? Yani. Sen anlat, haç müşahit, hani haç falan yaparsan belki anlar yani. Mesela Rusya'da İsa, da İsa. Mesela Rusya'da da cross derler sadece. Cross. Aha. Jesus Christ var ya, oradan cross alıyorlar sadece. Cross. Cross diyorlar. Aha. Yani bu konuda çok çok şey var. İslam'ın nasıl İbranice, Yahudiliği, Hristiyanlığı yanlış anladığı, nasıl yanlış uyarladığı konusuna çok uzun bir şekilde girebiliriz. Niye böyle olduğu konusuna çok girebiliriz. Şey konusuna çok girebiliriz. Muhammed'in olduğu çevrede şeyler vardı. Farklı Hristiyanlar vardı. Hani Hristiyanların reddettiği küçük Hristiyan gruplar vardı veya Yahudilerin çoğunlukla reddettiği küçük Yahudi grupları vardı. Muhammed bunlarla çok iletişim kurduğu için bunlardan saçma sapan bilgiler almıştır. İşte yanlış bilgiler almıştır diye yorumlayabiliriz. Bir sürü şey var mesela. Hani gösterebileceğimiz burada İslam'ın cehaletine örnek başka bir konu vermek gerekiyorsa mesela şey var burada. İstiyorsan o ayeti aç. Kur'an 9. sure 29. ay pardon. 9. sure 30. ayetini aç istiyorsan. 29. sure? Yok, 9. sure 9. sure 30. ayet. Yani Tevbe suresi 30. ayet. Evet.
Ben bu ayeti çok seviyorum. Evet. Tövbe suresi 30. Evet. Benim de çok sevdiğim bir ayet. Şimdi hatırladım. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hiç öyle bir şey yoktur Yahudi. Evet. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların kendi sesim açık değil mi? Evet. Bu Azıcık. onların kendi ağızlarıyla duydukları sözlerdir. Acaba kim kimde ne duymuş, yanlış duymuş. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Allah, Nasıl Allah kendi kendine saptırıyorlar? kahrediyor. Bu ayrı bir konu, Tamam. pardon. Nasıl da saptırıyorlar, evet. Allah onları kahretsin. Nasıl da saptırıyorlar? İbrahim onları kahretsin mesela, değil mi? Bak bunlara. Ya Allah diyor burada. Allah onları kahretsin ya. Rıdvan çok güzel bir video hazırlamış. Gördün mü sen? Rıdvan'ın hazırladığı videoyu gördün mü? Bizim Rıdvan var ya, Apostate Rıdvan Prophet. onu kahretsin. Mantığa bak. Ama buradaki asıl konu, hani tam şey diyor. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğlu dediler diyor. Doğru. Hristiyanlar öyle düşünüyor. Hristiyanlar İsa'yı Mesih olarak bilirler. Ve Tanrı'nın oğlu olarak bilirler. Öyle inanırlar. Onların inancı budur. Ama Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler diyor. Dünyada hiçbir Yahudi Üzeyr'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyor. Böyle bir şeye inanmıyorlar. Yahudilerin karşısına gittiğin zaman Müslümanlar bunu denesinler. Yani bana inanmayan bir Müslüman varsa çıksın bunu denesin. Git internete Yahudilere sor. Siz Üzeyr'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyor musunuz? Hiç inandınız mı? Diye sor. Adamlar senin neden bahsettiğini bile bilmiyorlar. Böyle bir şey yok çünkü. Tarihte böyle bir şey yok. Tarihte bunun örneği yok. Tarihin hiçbir yerinde Yahudiler şeye inanmadılar. Üzeyr'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmadılar. Böyle bir şey yok ortalıkta. Muhammed bunu tam olarak nereden duydu, neresinden uydurdu, ne demek istiyor belli bile değil. Burada Üzeyr'in kim olduğu belli değil. Üzeyr büyük ihtimalle şeydir. İşte Ezra diye bildiğimiz peygamberdir. Ezra önemli bir peygamberdir. Ezra şeydir. Hristiyanlıkta pardon Yahudilikte İbraniler yenildikten sonra bütün tapınakları, her şeyleri yıkıldıktan sonra Ezra tekrar her şeyi yeniden kurmuştur. Yahudiliği tekrar yüceltmiştir. Tekrar tapınakları, kutsal kitabı bir araya getirmiştir. Bu yüzden çok büyük önemi vardır. Ama Yahudi tarihinde hiç kimse Üzeyr'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyor. Hani böyle bir şey yok. Bu inanç Yahudi inancına göre tamamen şeydir. Sapık bir inançtır. Bu şirktir Yahudiliğe göre. Yahudiliğe göre böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama İngilizcesinde senin dediğin şekilde demişler. Şu an bakıyorum da. İngilizcesinde Ezra diye anlatmışlar. Uzayir diye burada söylüyor. Uzayir Allah'ın oğlu diye. Burada bak Arapçasını okuduğun zaman Uzeyir diye çıkıyor zaten. Uzeyir diye. Uzeyir. Evet. İşte Arapçada Üzeyr olarak geçiyor. Tam olarak Ezra'yı mı işaret ediyor? Bunu İslam tarihçileri genelde tam olarak bilmiyorlar ama o şekilde hani İyi de abi Ezra'yı inkar alakası yok ettiği ki. Bak anılıyor. yani Arapçası da Uzeyir diyor zaten. Yani onu Yok biliyorum İngilizce da okurken öyle demişler Ezra diye. Üzeyr Ezra mıdır yoksa başka birisi midir? O konuda şey değiller. Hani İslam alimleri pek emin değildi. Ama genel olarak Ezra'ya yakın olduğu için Ezra'dır herhalde diye şey yaptılar. O şekilde kabul Yuvarlayalım buraya. ettiler. Evren genişliyor ya. O şekilde alıp devam ettiler. Ama buradaki şey çok çok tuhaf. Bu konuyu istiyorsan ayrı bir şekilde konuşabiliriz. Buradaki asıl mesele nedir biliyor musun? Yahudilerin ve Hristiyanların çok kullandığı bir şey var. Çok söylediği bir geleneksel olarak söylediği bir kelime var. O da şudur. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. İşte biz Tanrı'nın oğullarıyız, kızlarıyız. İşte Tanrı'nın çocuklarıyız. İşte Tanrı bizim şeyimizdir, babamızdır. Tanrı yücedir derler. Yahudi geleneğinde şeydir. Eski Yahudi geleneğinde birisi çok iyi bir insansa, çok faydalı, çok dindar, çok inançlı, çok yardımda bulunan iyi bir insansa, ona hani lafın gelişi olarak, gelenek olarak sen Tanrı'nın oğlusun derlerdi. Tanrı'nın çocuğudur bu derlerdi. Oradaki Tanrı'nın çocuğu kelimesine adamlar şey demek istemiyorlar. Hani sen Tanrı'nın oğlusun, işte sen Tanrı'nın çocuğusun, biz artık sana da inanacağız demek istemiyorlar. Oradaki Tanrı'nın oğlu veya Tanrı'nın çocuğu sadece seni Tanrı özel olarak yapmış gibisinden bir şey, bir düşünce. Hani
senin özellikle sen özellikle çok değerlisin. Allah Tanrı seni seviyor gibisinden bir şeydir. Bir benzetmedir. Muhammed büyük ihtimalle bunu duymuş Yahudilerden ve şey demiş. Oha bunlar bak ya Yahudiler işte Üzeyr'in Tanrı'nın da Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. Ne kadar sapıklar bunlar. Allah bunları kahretsin demiştir. Sonra bu da Kur'an'a böyle geçmiş işte. Yahudiler Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. Allah onları kahretsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yanlış. Allah'ın Ya oğlu yok. zaten şey Rıdvan şeyleri görüyorum ben de Hristiyanlar. Zaten bu senin dediğin bu ayeti açıp adam kahkahalarla gülüyor zaten. Tabii. Böyle bir şey öyle bir şey yok diyor. Onların kendileri gülüyorlar. Yani şimdi bunu Müslüman anlarsan İslam düşmanı olursun da. Ama yani Hristiyan kaynaklarında ya da Tevrat kaynaklarında böyle bir bilgi yok. Ama Yok canım hiç geçmiş, duymadım. adam kendi dinini kurtarmak için orada bir anlam bulması lazım. Senin dediğin gibi orada Ezra olması lazım, şu olması lazım, bu olması lazım. Mesela İbrahim'in babasına burada kötü anlamda bir şey var. Neydi onu unuttum ben. Kur'an'da öyle bir kötü isimle sesleniyor. Mesela İbrahim'in gerçek babasının adı Tarah, değil mi? Ama Aha. burada ne diyor dele aklıma gelmedi. Kötü bir şeydi. Aptal anlamında isim veriyor böyle. Aha. Eğer arkadaşlar hatırlatırsa onu ekrana koyabiliriz. Böyle yanlış bilgiler. Mesela aynı zamanda Meryem'i karıştırıyor. Hangi Meryem hangi Meryem'le karıştırılıyor. Bununla ilgili ben bir yayın yapmıştım zaten. Azer. İbrahim'in babasına Azer Evet, diyor. evet tamam. Aptal anlamında. Ben de hatırlamaya çalışıyorum. Azer diyor. İbrahim'in babasının adı Tarah. Terah ya da. Bu şekilde. Yani yanlış bilgilerle dolu. Az önce söylediğim gibi Meryemleri karıştıran bir Muhammed var. Kim Evet, kimin o oğlu? konu çok şey, çok büyük abi, böyle bir şey yok Çok çok yani ya. Meryem karıştı. yanlış verdiği bilgiler. Çünkü kulaktan duyma, çobandan duy. Adam oraya şey yapıyor. Adamın bir şey yaratıcıların en güzeli diyor. Hemen yaz yaratıcıların en güzeli diyor. O hikayeyi de bilirsin zaten. Yaz kitabı Aha. yaratıcıların en güzeli. Adam diyor ya Muhammed'in şeyi. Katibi, yazıcılığı. Ya ben söyledim az Aha. önce diyor. Yok diyor yaz. Ben Allah söyledi. Adam sonra dinden çıkıyor biliyorsunuz zaten. Aha. Böyle çünkü kulaktan duyma. Sadece bu şeyle de değil ki yani İslam o kadar şey ki bizim İlyas'ın bir lafı var. Şey çöp toplayıcısı. Her şeyi atmış içine. Evet. Hristiyanlık, Yahudilik, pagan kültürü, özellikle pagan kültürü. Hac ziyareti mesela değil mi? Kabe etrafında Tamam. dönmeler. Bunlar pagan kültürü. Kurban kesme. Bunlar pagan kültürü. Abdest almak geç şeyde kadar geliyor. Gerçi de o İncil'le Tevrat alak. Çünkü İsa da biliyorsunuz vaftiz oluyor. Mesela Musa dereden geçiyor. O da orada vaftiz oluyor gibisinden. Oradan bile gelen hikayeler. Ta mitolojik şeyden çıkın. Hindistan'dan gelen Karadaş hikayesi. O vajina şeklinde çok özür dilerim taş hikayesi. Her şey içinde ya. Her şey içinde. Ta şeyden bile gelen Grek diyoruz ya Yunan asıllı şeyler bile var yani. İçin öyle karman çorman bilgilerle dolu bir kitaptan bahsediyoruz. Zaten bir ayarı yok. Ayarı olsa zaten bir tür Müslüman olurdu. 1,5 milyar Müslüman varsa 1,5 milyar da İslam var neredeyse. Herkes farklı bir İslam yaşıyor. Herkes bir farklı insan İslam görüşü var. Biz o kadar yayın yaptık burada. Doktor da geldi. Avukatı da geldi. İslam alimi de geldi. Herkes kafasında tasarladığı İslam'ı insanlara anlatmaya çalışıyor, onu doğru zannediyor bile. Gerçek İslam bu. Çünkü ayarı yok, içinde her şey var. İşte biz burada şey yapıyoruz. Biz burada bir araya gelip İslam hakkında bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar yavaş yavaş bir etki yapıyoruz. Yavaş yavaş bir değişiklik yaratıyoruz burada. Yavaş yavaş insanlar bu şekilde hani ne kadar insanlar bu şekilde yanlış bilgileri, kirli bilgileri aldılarsa İslam'dan dolayı. Ne kadar İslam'a kirli bilgi Muhammed sayesinde girdiyse, İslam'ın temelini kurduysa ve İslam ne kadar insanların bilgilerini etkilediyse, insanları cahil yaptıysa yüzyıllar boyunca veya 1400 yıl boyunca, sen ben de burada yavaş yavaş işte böyle çıka çıka insanlara bir şekilde insanların aklındaki bilgileri bir şekilde değiştirmeye, bir şekilde insanları aydınlatmaya, insanlara bunların yalan dolan olduğu konusunda aydınlatmaya çalışacağız, Çalışıyoruz da başaracağız, abi. yapacağız. İnsanlar öyle bir korkutulmuş ki. İşte Sorgulamasın yavaş diye. yavaş yavaş Muhammed de yavaş. diyor ya soru sormayın diyor zaten. Kurcalamayın işte. Bir Sorma Müslüman abi. da bunu der. Mesela ben
sorguladığın zaman Türkiye'deyken falan, ya diyor çok kurcalama dinden çıkarsın diyor. Adam bir de dinden çıkma korkusu var. Yani adam nasıl öğrensin bu dini? Ya. Cehennemden korkusu var. Zaten bütün Müslümanlara bakın, cehennemden korkar. Çünkü doğar doğmaz cehennemde korkutulmuş Müslüman. Hep cehennemin ateşinden korkutulmuş. Allah şöyle yakacak, böyle yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Bütün Ya Müslümanlar tabii öyle. insanlarda şu var bir de, yani insanlar ne kadar bana birkaç tane yorum geldi. Mesela ben Türkçe olarak şeyi yayınladığım zaman, bu Allah aslında kimdir videosunu yayınladığım zaman bana birkaç yorum geldi. Yani şey diye, tam iyi güzel mantıklı söylüyorsun da, hani bak dikkat et şunu diyor, mantıklı söylüyorsun da peki senin açıklaman ne o zaman? Öldükten sonra yok mu olacaksın sanıyorsun? Evet, İşte ya bütün sürekli. yaptığımız kötülükler, iyilikler ne olacak? İşte şu ne olacak, bu ne olacak? Çünkü hani insanlar ne kadar şeyi görüyorsa, insanların önüne ne kadar aslında meselenin doğru tarafını koysan da, ne kadar inandıkları şeyin yanlış olduğunu koysan da, insanlarda bir korku var. İslam hep insanlara şeyi göstermiştir. İşte Allah her şeyi görüyor. Allah şunu da görüyor, bunu da görüyor, şunu da görecek, bunu da görecek. İşte kötülük yaparsan cehennemde hesabını verirsin. İyilik yaparsan Allah bunun karşılığını verecektir. Öldükten sonra şuraya gideceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Sorgularsan dinden çıkar, sonuna kadar yanarsın. Bu ne kadar saçma bir inanış değil mi? Yani ben mesela o kadar sorguladım, düşündüm. Zamanında çok inandım, seve seve inandım. Dua ettim, namaz kıldım. Geceleri söylemekte herhangi bir zararı yok. Geceleri ben hani ağlaya ağlaya, işte Allah'ım beni bu yoldan çevirme, çıkarma, işte beni şey yap, bana sahip çık diye dua ettim. Bu kadar isteyerek, severek inandım. Ama sonucunda bir şey oldu ki, sorgulaya sorgulaya, mantığına baka baka daha da inanamadım yani. Artık inanamıyorum. Bu konuya Aklına baktığım sığmıyor zaman, çünkü. Allah'a baktığım Mantığına zaman sığmıyor. inanamıyorum. Mümkün değil. Çünkü sığdıramıyorsun. Böyle bir şey göremiyorsun. Çünkü ya sonuçta biz de bu kültürden geldiğimiz için yani kendinde hep sorun görüyorsun. Ben niye bu kadar çok düşünüyorum? Böyle olmaması lazım. Çünkü hayatı sorguladığında Tanrı'yı da sorguluyorsun. Yani var olan hani sözde var deniyor. Onu da sorguluyorsun. Ama hayatta onun etkisini göremediğin için ama bir de kitabına bakıyorsun. Çünkü sorgulanacak o kadar şey var ki. Çünkü birçok şey kapatılmış insanlar tarafından, çevre tarafından. Sorguluyorsun. Adam seni zaten sorgulama diye korkutuyor zaten. Yani dinden çıkarsın diye. Tefekkür et diyor. Bunlar hep sen de kendine düşün, engel olamadığın için kendi içinde bunalıma giriyorsun. Ama Ya insan şunu düşünen bir varlık. Yani sürekli sorguluyorsun abi, sen istesen de istemesen de gözlerini kapatsan düşünüyorsun bir şeyleri. Aklına mantığına sığmadığı zaman işte orada kilit nokta kırılıyor işte. aslında seninle bir yayın yapıp tekrar bir yayın yapıp da sırf Allah'ın şu konuyu seninle konuşmayı çok istiyorum canlı olarak. İnsanlara şu soruyu bir sormak istiyorum. Hani sen bir insansın, şeysin, bilgisizsin Allah'a göre. Hepimiz hatalıyız, işte zayıfız, işte bilmiyoruz, etmiyoruz, inanmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ama Yüce Allah seni dünyada yaratmış, geçici bir hayat vermiş, niye ise. Ve o kadar istemene rağmen inanmaya başaramadığın için, inanmayı beceremediğin için, inanmadığın için seni sonsuza dek yakacak. Sen Allah olsan bunu yapar mıydın? Yani. Sen Allah olsan geçici bir dünya yaratıp, hatalı insanları bile bile hatalı olarak yaratıp, sonradan da o insanlar bana inanmadı, işte inanmayı beceremedi diyerek onları sonsuza dek cayır cayır yakar mısın? Kur'an'ın dediğine göre onlara tekrar onların işte tenlerini her türlü Kur'an şeyi anlatıyor zaten. İşte soğuk sudur, kaynar sudur dökülecek, işte kaynar su içecekler, işte yanacaklar, tekrar tekrar yanacaklar, tekrar tekrar canlandırılıp tekrar yanacaklar. Sen böyle bir şey yapar mısın? Yapmazsın. Yani. Böyle bir Allah'ın varlığı çok psikopatça, çok saçma bir düşünce Yani. yani. Hadi ben işte insanı yaratayım da bana inanmazlarsa onları da yakayım. Aha, İnanın bana. aha. Yakma, zaten kitapta da diyor ya biz birçok insanı ve cini cehennemlik olarak yarattık. Psikopata bak ya. Aha. Evet. Ya böyle bir Evet. şey olabilir mi? Ya bir de şöyle bir şey var. Az önce söylemek istediğim bir şey vardı. Geçtiğimiz yıllarda şeyde sosyal medyada Facebook'ta çok fenomen olan bir zat-ı şerif var. Ona çağırdılar beni. İslam hakkında konuşuyorlarmış. Yayına gir falan, İslam'ı konuşuyor falan diye.
Neyse adamın yayınına girdim. Adam İslam'ı savunuyor. Sözde modernist bir adam. Yani laiklikten bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Ben girdim anlattım böyle İslam'ı. Adam ne dedi biliyor musun? Ya tamam dedi, yani haklısın, senin dediğine geleceğim abi. Haklısın, doğru. Neye inanalım diyor adam. Kafaya bak ya, neye inanalım ya kardeşim, bir şeye inanmak zorunda mısın ya? İnsan olmayı beceriyor. Bak laiklikten bahsediyorsun, demokrasiden bahsediyorsun. İlla bir inanç şeyi düşünüyor. Benim diyor köyümdeki adam diyor, dedeme ben neyi anlatacağım? Neye inanacak diyor. Ya kardeşim o adam gitmiş, sen kendini kurtar. Sen o bataklıktan kendini kurtar. Onun içinde boğulma. Neye inanacağım diye gidip Arap'ın dinine mi inanmak zorundasın ya? İnsana bir şey arıyorlar çünkü hani korunacakları, kendilerini iyi hissedecekleri, işte ben buna aitim, ben işte Allah benimledir, işte ben ne yaptığımı biliyorum, benim kurallarım var gibisinden sıkı, kendilerine güven veren bir şey arıyorlar. Sen onlara şey dediğin zaman, işte senin inandığın yanlış dediğin zaman, onlar şey diye düşünüyorlar, benim inandığım Boşluğa yanlış da o düşüyorlar. zaman O da. başka bir şey vermen lazım bana, hani başka uyuşturucu ver bana, Ha. uyuşturucusunu kalamam. Ben bunu almam lazım. Ya düşünebiliyor musun? Tamam adam bak seni haklı görüyor. Kur'an'daki, İslam'daki o bütün çarpıkları görüyor. İyi de ne yapalım yani? Neye inanalım? Ya kardeşim inanacağın da gidip de ya şu içindeki saçmalıklara bari inanma. Gözünü sevdiğimin adamı ya. Allah kimdir Ben bir bak ya. Allah'ın tarihçesine bir bak. Mitolojisine bir bak. Nereden gelmiş? Nereye gitmiş? Herkes madem diyorsun, herkes aynı Allah'a inanmış diyorsun da 1400 yıl önce bu Allah neredeydi? Ya öbür Evet. dinlerde niye aynı Allah geçmiyor? Niye gitmiş adamlar Zeus'a tapmış, Ra'ya tapmış, Ahura Mazda'ya tapmış? Binlerce tanrı var. O zaman Allah neredeydi? Hiç mi bunları düşünemiyorsun? Sana Allah dayatıldığı için Allah da inanıyorsun. Senin genlerine kadar işlemiş, bırakamıyorsun. Neye inanacağım? Ne yapalım? Hatta bir iddia vardı geçtiğimiz yıllarda. Abi diyor tamam da diyor haklısın, aynı mantık. Haklısın da diyor. Ölünce ne yapacağız diyor. Nereye gideceğiz diyor. Yani bunun için mi bunun içinde duruyorsun sen yani? Ölünce nereye gideceğini merak ettiğin için mi? Ne olacak diyor. Yani ölünce ne olacağız? Ya İnsanlarda bir şey var bir de. Bu aralar psikoloji araştırmayı çok seviyorum da. İnsanların bir şeyi var. Hani insanların en doğal olarak istediği şey hayatta kalmaktır. Hayatı devam etmektir. İnsanlar doğal olarak şu düşünceyle pek barışamıyorlar. Ben yaşlanıyorum. Şurada yaşayacağım 60-70 sene var en fazla. Veya 80 sene var en fazla. O da yaşarsam ya şimdi dışarı çıkıp da şey yapayım, işte ezilirsem ölürsem şurada yaşayacağım birkaç şey var. O kısacık bir hayat var. Benden sonra her şey böyle bitemez. Mümkün değil. Böyle bir şey olması mümkün değil. Her şeyin ya devam etmesi lazım benim için başka bir yerde ya da ben öldükten sonra da burada her şeyin bitmesi lazım. Bu yüzden insanlar şeye inanırlar. İşte dünyanın sonu geliyor, dünyanın sonu yakındır. İşte kıyamet kopacaktır, kıyamet çok yakındır gibisinden şeylere inanırlar. Müslümanlar baştan beri böyle bir şeye inanmışlardır. Hatta Muhammed'in bir hadisinde geçiyor. Dünya 100 yıl içerisinde bitecektir diye bir hadisi var Muhammed'in. Bunu Müslümanlara göstermek çok zevk verici aslında. Bu konuda yakın zamanda Türkçe video da yapacağım. onun başka hadisleri de var. Yüzyıldan ziyade ben ikindi zamanı geldim, insanlığın yakında bitecek diyor. İnsanlığın tarihinin ikindi zamanı. Artık yatsı namazını bitecek abiciğim. Ya Yatsıdan sen sonra. onu bırak, daha detaylısı var. Muhammed diyor ki, Muhammed bir gün şey kılıyor, işte namaz kılıyor Müslümanlarla birlikte. Biraz sessiz kalıyor. İnsanlar o arada herhalde o akşam şeyi sormuştur işte, ya Muhammed, ya Peygamber, ya Resulullah, işte dünya ne zaman bitecek, ne zaman kıyamet gelecek diye sormuşlar. O da tabii hep şey dediği için, Kur'an sürekli yani kıyamet yakındır dediği için. Muhammed biraz düşünüyor, sonra arkasını dönüp diyor ki onlara, siz bana kıyamet ne zamandır, ne zaman gelecektir diye soruyorsunuz. Bunun cevabı bende değil, Allah'tadır diyor. Ama şunu bilin ki bu gece çok önemli. Çünkü bu geceden tam olarak 100 yıl sonra dünyadaki hiçbir canlı dünyada kalmayacaktır diyor. Yani açık açık diyor ki bu geceden 100 yıl sonra herkes ölmüş olacaktır. Canlılar yok olmuş olacaktır diyor. Hadis bunu söylüyor. Hatta başka bir hadiste de bir grup geliyor çocukla beraber. Çocukları var. Soruyorlar işte Muhammed dünya ne zaman bitecek? Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Diyor ki
bu aranızdaki çocuk şey olursa diyor, yaşarsa, yani çocukluk yaşını geçerse, çok fazla yaşlanmadan kıyamet günü gelecektir diyor. Bu iki hadis var. Bu iki hadiste Muhammed çok açık bir şekilde kıyametin 100 yıl içerisinde veya işte birkaç yıl içerisinde kopacağını söylüyor. Ve bunu Muhammed 1400 yıl önce söylemiş. Bu 1300 senedir fazla yaşamış o zaman. evet, sahih hadili hadislerimizde bu var. Bu konuda bir sürü kaynak var, bir sürü sahih hadis var. Tabi hadisçiler her şeyi doğru bir şekilde aktarmaya çalıştıkları için bunu da mecburen hatta aktarmışlar. Ama tam olarak nasıl yorumlayacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hatta bu hadisler şeyde geçiyor. Buhari'nin ve Müslim'in kıyamet vakti kısmında geçiyor. Kıyamet vakti kısmında geçiyor. Ve Öyle kıyamet şeyler vakti zaten bir sürü kısmındaki var hadiste ki diyor. kıyametle ilgili. Biliyorsun mesela şeylerle ilgili hadis var. Yahudilerle Müslümanlar savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Ya da Türklerle Müslümanlar savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Yani Türkleri orada zaten o hadis bayağı bir, bununla ilgili ben yayınlar da yaptım. Onlar kötü anlatıyor. Burunları basık, yüzleri geniş. İşte çanak ayakkabı giyerler, çadırda yaşarlar, şöyle şöyle aşağılayarak bunlarla savaşmadan kıyamet gelmeyecektir. Böyle zaten bir sürü şeyleri var, hadisleri var zaten Muhammed'in şeyle ilgili, kıyamet alametlerle ilgili. Muhammed bunu anlatır ama Müslüman'ın anlattığı kıyamet alamet videolar var. Onlar bomba zaten. Onları bir izleseniz ooo neler anlatıyor? Yüksek yüksek binalar olacak. İşte ırz namus kalmayacak. İnsanlık şöyle olacak. Sonra kıyamet kopacak. Neler anlatıyorlar? Onlar zaten bir hayal dünyası onlarınki. Gidin bakın, YouTube'da videoları var zaten kıyamet alametleri diye. Hadislere göre Muhammed şey de demişti, işte Romalılarla savaşacaksınız demişti. Lan Romalılar Rum Romalılar suresini diyorsun gideri sen. ne kadar zaman geçti? Yani böyle enteresan enteresan şeyler. İşte gel de bunu Müslüman anlat. Adam abi Müslüman zaten her şeyden korkutulduğu için adam öğrenmekten de korkuyor. O yüzden adam olamamalarının, yani kafalarını çok aşağılamak için demiyorum ama gerçek bu. Adam araştırmıyor. Adam her şeyi Allah'a bırakıyor. Yapacağı her şeye inşallah diyor. Gördüğü her şeye maşallah diyor. İnşallahla maşallah hayat olmuyor işte. Ha virüs geldi, ne oldu? Adam mesela sosyal medyada görmüşsünüzdür. Şeyde diyor, Kabe'de diyor, oradan da virüs gelmez diyor. Adam beyni yanmış. Camide de virüsün ne işi var diyor. Onlar da abdest alarak gidiyorlar. Virüsün ne işi var ki diyor. Ya kafa yani böyle çalışıyor. Yani adamlar dünyadan haberi yok. İnsanlık tarihinden haberi yok. İnsanın metabolizmasından, anatomisinden haberi yok. Tarih bilmez. Dinini inanır, dinini bilmez. Hiçbir şey yok. Dünyadan habersiz yaşayan toplumlar haline gelmişler. Günübirlik yaşıyor neredeyiz. Her şeyi Allah'a havale ederek yaşayan bir toplum. Yani çok özür dilerim, yani parazit gibi yaşıyor ya. Dünyadan habersiz. Yazık yani, insanlarımıza yazık. Bunların içinde yazık. Bizim insanımız da boğuluyor. Bütün Müslüman ülkeler de boğuluyor. Hiçbir şey Sana yok. bir şey göndereyim. Şimdi birkaç kişi sordu bu konuda kaynak var mı işte bu hangi hadis diye sordular. Sana iki hadis göndereyim istiyorsan bunları İngilizce olarak göndereyim. Türkçe olarak hadis bulmak niyeyse nasıl bir şeyse zor. Türk Müslümanları hadisleri hiçbir şekilde düzgün bir şekilde ayırlayıp şey yapmamışlar, derlememişler. Dur açayım. Evet. Bir tane daha gönderiyorum sana. Bu direkt Buhari'den. Şimdi birisi Sahih Müslim'den, birisi Buhari'den. Şimdi buradaki hadiste, ekranda gördüğümüz hadiste kıyametin gelişi konusundaki kısımda, Sahih Müslim Evet. kitabında diyor ki Kıyamete kadar, evet, yazıyor zaten, bak diyor zaten, bu çocuk yaşarsa diyor, he may not grow, genç şeyine kadar, yaşlanana kadar, yaşlılığını görene kadar şey hayat son bulmayacaktı, istersen sen de çevirebilirsin. buradaki baştaki şeyi açıklamasını direkt okursak diyor ki Evet. Ha Enes tamam. bu hadisi aktarmış. Şey demiş, birisi gelip de Allah'ın Resulüne, Allah'ın peygamberine kıyamet vaktinin ne zaman geleceğini sordu. Hı. Aralarında Ensar'dan şey vardı, genç bir çocuk vardı, genç bir erkek vardı. İsmi de Muhammed'di.
Allah'ın peygamberi dedi ki, bu genç çocuk çok fazla yaşamayacaktır ve kıyamet vakti size gelecektir demiş. Bu hiçbir herhangi bir şüphe olmayan sahih bir hadis. Tam olarak yani, namaz kılmak kadar, namaz kılmanın detayları kadar, oruç tutmak kadar güvenilir bir hadis. Ve bu hadis apaçık bir şekilde diyor ki Sahih sana, Müslüm, evet. bu çocuk fazla şey yapmayacaktır, fazla yaşlanmayacaktır ve Evet. kıyamet vakti Yaşlarını size görmeyecek. gelecektir. Evet, doğru söylüyorsun. Yaşı şeylerini görmeyecek diyor. Evet. Diğer hadis var. Kasnakmış bu da ha. Evet. Bunu kısa bir şekilde özetleyelim. Burada one night Allah's Messenger peygamber şey yapıyor işte, Muhammed yatsı namazını kılıyor. Namazdan sonra arkasına dönüyor, Müslümanlara doğru dönüyor ve diyor ki bu gecenin öneminin farkında mısınız diyor. Evet. Burada Bu yazıyor. gecenin öneminin farkında mısınız? Bugün dünyada, dünya yüzünde olan hiç kimse 100 yıl sonra hayatta olmayacaktır diyor. Bugün Evet. dünyada olan hiç kimse 100 yıl sonra hayatta olmayacaktır diyor. Ve bunu söylüyor. Ben bunu şimdi Müslümanlara Sahih çıkıp hem de. da Sahih bu araya. Reddedemezsiniz arkadaşlar. Sahih. Buhari reddetmek Buhari. mümkün değil. Mümkün Evet. değil. Tam olarak güvenilir bir. Bütün İslam tarihinde hep buna güvenmişizdir. Hep bu sağlam kaynaktır demişizdir. Namaz kılmak kadar sağlamdır. Namaz kılmanın detayları kadar sağlamdır. Beş vakit namaz kılıyorsanız eğer, beş vakit namaz kılarken işte Ettehiyatü'yü şunu bunu okuyoruz diyorsanız eğer, o zaman buna da inanmanız şarttır. Çünkü aynı kaynaktan geliyor ve aynı şekilde sağlamdır. Ve bu hadise göre apaçık Muhammed diyor ki, düşündükten sonra diyor ki işte bu geceden itibaren, bu gece çok önemli çünkü bu geceden itibaren 100 yıl içerisinde dünyada yaşayan insanların hiçbirisi hayatta kalmayacaktır. Dünyada yaşayan canlıların hiçbirisi hayatta kalmayacaktır diyor. Ve bu ne demek? Kıyamet vakti geliyor demek. Ben bunu şimdi Müslümanların karşısında çıkardığım zaman bazı Müslümanlar bana şey dedi işte, o kadar saçma şeyler geldi ki, yorumlar geldi ki buna. Birisi şey dedi, ya burada demek istediği aslında sadece şey, işte şimdi yaşayan insanlar ölecek, sonra başka insanlar gelecek demek. Ya tam da Muhammed öyle bir şey niye söylesin abi? Ya bak şunu da Muhammed niye şey çevirir misin desin? bak. Aynı Evet. kelimeler burada da var aşağı yukarı. Muhammed'in böyle şeyleri var maalesef. Türkler Evet. hakkında. Rıdvan sen çevir de insanlar bir görsün. Al işte. Aynı şey burada da anlatıyor. Aşağı yukarı. The hour will not be established until you fight the Turks, people with small red eyes. Kıyamet vakti Türklere karşı savaşmadan şey yapmayacaktır, gelmeyecektir. Ha. Türklerle savaşmadan kıyamet gelmeyecek diye. Al işte. Küçük gözlü, kızıl yüzlü ve basık Burunlu. burunlu insanlardır. Yüzleri kalkan gibidir diyor. Yüzleri şeyle deriyle serilmiş kalkan gibidir diyor. Ayakkabıları saçtan, kıldan yapılmış Kıldan bir ayakkabılar giyerler diyor, evet. yapılmış bu halkla savaşmadan kıyamet vakti Al işte görüyor gelmeyecektir. musun? İşte Müslümanlarla arkadaşlar Türkler Müslüman. Türkler Müslüman. Müslümanlar Türklerle savaşmadan kıyamet kopmayacak. Al işte. Ne yapacaksın şimdi? Bırak şey. Bu Sahih Buhari. Heh. İşte buradaki mesele ne biliyor musun? Aa, Bunu bir buradaki mesele Müslümana çok. gösterdim ben kaç defa? Rıdvan. Evet. İşte şöyle hadisler var, böyle hadisler var. Nasıl Kur'an'da takla atanlar varsa hadis taklacılar da başka oluyor. İşte bunlar mühkemi var, zahkemi var, zühkemi var. Böyle saçma saçma şeyler. Bunları da arasını filtrelemek lazım. Kur'an'a gelince de öyle anlamamak lazım. Tefsirlerine bak. Ulan tefsirlere gir. Neler okuyorum ben ya. Hatta bugün anlatsaydım ben İbni Kesir tefsiri vardı. Neler anlatıyor ya? Neler anlatıyor? Ya neler anlatıyor? Adam şeyler anlatıyor ya. Süleyman'ın uçan atlarından anlatıyor. Develerinden anlatıyor. Ne ya aklına mantığa sığacak şeyler mi? Bak sen Müslümansın. Bir Türkiye söylüyorum. Sen Müslümansın. Muhammed seni kıyamet alameti gösteriyor ya. Senin öldürülmen gerek. Sen ölmeden kıyamet kopmayacak demek bu. Yahudiler ölmeden kıyamet aynı hadis. Yahudilerle ilgili hadisi hoppata zıplata her yerde anlatıyorlar. Yahudiler şöyle, Yahudiler böyle, Yahudiler böyle. Yahudilerle Müslümanlar savaşmadan kıyamet kopmayacak. Bütün Müslümanlar bunu bilir yani. İslamcılar diyelim. Müslüman fazla bir şey bilmez de. Bunu bilir. Hayır.
aynı hadis Türklerle ilgili olunca da yok orada da bir sorun var. Ama çok güzel bir şey aslında. Ben hiç bu açıdan düşünmedim biliyor musun? Yahudi ayetini sürekli önümüze koyuyorlar. İşte Yahudilerle savaşacağız, ondan sonra kıyamet kopacak diyorlar. Aynı şey neyse Türk ayetine, Türk hadisine hiç uygulamıyorlar. Ya hep bilirler bunlar, hep anlatırlar. Aynı kelimeyi Muhammed Türkler için söylemiş. Sen lanetlisin ona göre, Muhammed'e göre. Ama bütün Türkler Müslüman. Tabii bunu bilmiyor. Göster İşte buradaki mesele ne biliyor musun İbrahim? Şimdi buradaki mesele sen anlamıyorsun. Sen kafirsin, cahilsin. Cahiliz ya biz işte. Anlamıyorsun. İlim buradaki lazım. Buradaki mesele ne biliyor musun? Buradaki mesele şu. Şimdi sen ben gibi dinden çıkmış gavurlar bir araya gelip de hani Türklere burada işte İslam yanlıştır, işte İslam hatalıdır diye anlatıyoruz ya. İşte bizim sayemizde Türkler dinden çıkacaklar. Bizim sayemizde Türkler dinden çıkacaklar. Ondan sonra Müslümanlar da savaşacaklar. Ondan sonra kıyamet kopacak. Ya o da ayrı bir güzel bir mantık ha. Senden iyi Müslüman olurdu ha. Ben sağlam yaparım ya. Ben İslam'ı savunurum. Siz savunmayın. Kıvırmak lazım. Bakara 223'te şey var. Tarla hadis ayeti var. Adam orada diyor ki Müslüman. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yayın orta 18 olmasın da. Adam diyor orada diyor, öyle bir şey demiyor ki diyor. Orada diyor pozisyon veriyor diyor. Mantık yani içinde mantık aramak o kadar güzel oluyor ki yani. Pozisyon veriyor. Ya yani enteresan şeyler. Şimdi öyle çok anlatılacak şeyler var ki. Şimdi Müslüman anlattığın zaman çok görüyoruz bunu zaten. Muhtemelen sen de görüyorsun. İngiliz'i şeyi fark etmez. Müslüman zihniyeti, İslam zihniyeti her yerde aynı çalışıyor. Neden diyor Hristiyanlığa toz kandırmıyorsunuz, Yahudi'yle laf etmiyorsunuz? Niye diyor sizin Hristiyanlısınız? Ya bunun kaynağı orası zaten. Kaç tane bak sabahtan beri anlatıyoruz. Hristiyanlığı da anlattı. Tevrat'tan kaynaklarını da anlattı. Oradaki saçmalıkları da. Ama sen Müslüman olduğu için sana bunu anlatmaya çalışıyor. Sorun orada. Yo benim derdim İslam'la. Açık açık söylüyorum. Tamam İbrahim'in düşüncesi farklı olabilir ama benim derdim İslam'la. Var mı? Anasını satayım. Ya benim de öyle de yani çünkü biz İslam'a inandık. İslam öğrendik. Yani ben niye Hristiyanlığı zaten kendileri zaten anlatıyorlar ki. Aha. Ben İsrail'de kaldım. O zaman seninle tanışmıyorduk. Ben kaç tane insana sordum İsrail'de. Tevrat adam umurunda bile değil ki. İnanmıyor ya, inanan yok yani. Onlar diyor geçmişin masalı diyor. Onlar da diyor öyle bir şey geçmiş diyor. Geçmişte tamam, kalmış diyor. Kendine Yahudi olarak yani sen nasıl Türk diyorsan ırk olarak Yahudiyim diyor. İnanmıyor ki. Ben şunu söyleyeyim sana. Ben bana hani bana da gelip şey yapıyorlar hani ya sadece İslam'ı eleştiriyorsun işte git Yahudilere konuş, git Hristiyanlara konuş diyorlar. Ben konuşmuyorum. Konuşmuyorum abi, konuşmuyorum. Benim derdim İslam'la. Ama niye İslam'la? Çok basit yani. Benim bence din saçma. Bence Tanrı'ya inanmak, Tanrı'nın dünyayı yarattığına, işte yüce bir Tanrı'nın ne olduğuna, onun bize işte ahlak verdiğine, şunu bunu verdiğine falan inanmak saçma bir şey. Saçma. Aptallık yani. Bu saçmalık. İnsanların hakaret. İnsanların geçmişten öğrendiği yanlış bilgiler bunlar. Bence hatta şeyi geri alayım. Aptalca değil bence. Sadece geçmişle ilgili, insanların kültürel olarak gelişmesiyle ilgili bir şey. Bence din insan tarihinin, insanlık tarihinin bir önemli bir parçasıydı. Bazıları şeydir işte, bazı ateistler özellikle Batı'da İngilizce konuşan ülkelerde şunu söyler. İşte din olmasaydı bu kadar insan ölmüş olmazdı. İşte din yüzünden birbirimizi öldürdük falan filan derler. Ben katılmıyorum. Bence din insanları çok şey yaptı, hani ilerletti, olgunlaştırdı. İnsanlara bir şey öğretti. İnsanlara bir arada yaşamayı, kurallarla yaşamayı, toplumlar halinde yaşamayı öğretti. Mesela aklıma şey geliyor, bir örnek geliyor. Şey vardı. Bu uzakta bir şeyde yaşayan, bir adada yaşayan, birbirini yiyen insanlar var. Bu insanların arasına girip de Hristiyanlığı veya İslam'ı yaymaya çalışan bazı şeyler vardı. İşte bazı cihatçılar veya bazı Hristiyan misyonerler vardı. Benim ilk düşüncem şuydu. Ya rahat bırakın bu insanları. Niye gidip de dini anlatıyorsunuz diye düşünüyordum. Sonra şunu düşündüm. Aslında gidip de onlara dinlerini anlatmaları o kadar da çok kötü bir şey değil. Çünkü birbirini şu anda yiyen ve öldüren insanlar Hristiyanlığa veya İslam'a inanırlarsa eğer birçok kötü şey öğrenecekler. Evet. Ama aynı zamanda o yabani tavırlarını, yaşantılarını bırakıp da bazı iyi yaşantılar da, bazı iyi kurallar da öğrenecekler. Hani aramıza katılmış olacaklar. Toplumlar halinde yaşayacaklar. Birbirlerine saygı duyacaklar. Ama ben o şekilde düşünmüyorum ki.
Mesela şeyi düşün. Tamam, senin görüşün de. Mesela tamam, böyle insanlar vardır ama onlar binlerce yıl öncesi abi onlar. Tam Mesela oraya geleceğim abi, ha, konuştuk yani yani. şimdi şeye bakarsan, ben de şimdi mesela bizim Türk kültürümüz vardı değil mi? Bizim Türk kültüründe dört tane kadınla evlenmek, kadın dövmek, yani kadın kutsaldı. Anlatabiliyor muyum? Mesela kadın doğaya bile, mesela Çatalhöyük'te şey vardır değil mi? Şişman bir kadın vardır. Toprak simgesidir. Çünkü o da çocuk doğurur. Kadın ne kadar bakımlıysa şişmandır. Orada yaptıkları figür de yani anaerkildir yani. Anlatabiliyor muyum? Önemli bir figürdür. Ama bu dinlerle birlikte gelen şeyler kadını aşağılık bir canlı olarak gösteriyor. Ama senin dediğin abi binlerce yıl önce, o zaman zaten doğru dürüst din yok. İnsanlar zaten kabile hayatının bir kendi zaten ahlak kuralı vardı zaten. Her kabilenin ahlak kuralı vardı. Ama Ben bunu şunu diyeyim. bir zekinin biri, sivri zekanın biri çıkıp bunu bana Allah dedi dediği zaman içine kendi kurallarını katarsa, Muhammed gibi. Kaç tane karıyla yatacağınla ilgili şeyler içine katarsa işin rengi değişir. İşte ona geleyim. Benim düşüncem şu. Bence din insanların kültürel gelişiminin bir parçası. Bu yüzden birçok küçük veya şey din, hani çok savaşçı veya çok saçma sapan şeylere dayanan, fazla toplum yaşantısında pek önemsemeyen dinler, diğer büyük dinler tarafından, Hristiyanlık ve İslam tarafından yenildi mesela. Bu yüzden, bu açıdan bence dinin geçmişte bir şeyi vardı, bir faydası vardı insanlara. Ama günümüze geldiğimizde dinin artık herhangi bir faydası yok. Hristiyanların artık herhangi bir faydası yok. Yahudiliğin herhangi bir faydası yok. Hint dininin hiçbir faydası yoktu zaten bence zamanında. Diğer dinlerin pek fazla bir faydası yok. Bu dinler artık bu yüzden yavaş yavaş ölmeye başlıyor. İnsanlar artık bu dinlere bırakıyorlar. Bu dinlere inanmayı Bu tamamıyla bırakıyorlar. tabii şeyle alakalı, bilgiyle, bilinçlendikçe bırakıyorlar zaten. Evet, çünkü gelişiyoruz. Çünkü daha fazla bilgi elde ediyoruz. Modernleşiyoruz. İnsanlığı daha iyi anlıyoruz. Psikolojiyi anlıyoruz. Evrimi anlıyoruz. İnsanların nasıl geliştiğini anlıyoruz. İnsanlar artık uzayı anlıyoruz. Evreni anlıyoruz. İnsanlar artık dini inançlara gerek duymuyorlar. Ve bu inançları yavaş yavaş bırakıyorlar. Şimdi ben Hristiyanlığı sorguladığım zaman, Hristiyanlar oturup dinlerler, katılmıyorum buna derler. Ve kendi dinlerinin neden doğru olduklarını açıklarlar. Böyle güzel bir şekilde oturur tartışırız. Hiçbir Hristiyan topluluğu veya bir Hristiyan ülkesi işte sen benim dinime nasıl inanmazsın, işte benim dinime nasıl yalan dersin, nasıl saçma dersin deyip de gelip de beni linç etmeye veya dövmeye veya öldürmeye çalışmaz. Hiçbir Yahudi topluluğu böyle bir şey yapmaya çalışmaz. Yahudiler bunu 2000 yıl önce bırakmışlardır. Yahudiler bunu 2000 yıl önce yasaklamışlardır. Yahudilerde aynı şey vardı. Dinden çıkmak yasaktı ve dinden çıkmak ölüm cezasını taşımıyordu. Ama dinden çıktı, ama başka insanları da dinden çıkarmaya çağırmak ölüm cezasıyla ölümle cezalandırılıyordu. Yahudiler bunu 2000 yıl önce yasakladılar. Hristiyanlıkta böyle bir kural hiçbir zaman yoktu. Hristiyanlar sonradan Roma İmparatorluğu sayesinde böyle kurallar çıkardılar. Ama özünde böyle bir şey yoktu. Ama sonuç olarak bakmak gerekiyorsa modernleşiyoruz ve dinlerde artık böyle bir kural yok. İslam'a geliyoruz. İslam'da hala 15'ten fazla ülkede dinden çıkmak yasak. 20'den fazla ülkede dine karşı laf söylemek yasak. İslam'a karşı laf söylemek yasak. Türkiye'de bile çatır çatır gazeteler, dergiler, insanlar Hristiyanlık hakkında, Yahudilik hakkında, Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında her şeyi, ağza gelecek her şeyi söylerken ve hiçbir karşılık görmüyorken, hiçbir ceza almıyorken, dergiler işte Yahudiler pisliktir, işte Hristiyanlar cahildir, işte şudur budur falan filan gibi konuşuyorken hiç herhangi bir karşılık görmeseler de biz burada biz İslam'ı eleştirdiğimiz zaman doğrudan bir tehlike yaşıyoruz. Hem toplum tarafından linç edilme tehlikesini yaşıyoruz. Devlet tarafından ceza yeme tehlikesini yaşıyoruz. Ve Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye laik bir devlet. Daha biraz aşağıya git, biraz doğuya git, biraz güneye git. Arap ülkelerine girdiğin zaman doğrudan ölüm cezasıyla karşılaşıyorsun. Afrika'da doğrudan ölüm cezasıyla karşılaşıyorsun. Pakistan'a gittiğin zaman Pakistan'da son 20 yılda kaç kişiyi şey yaptılar, linç ettiler veya ölüm cezasına çarptırdılar. Dinden çıktığı için veya dine laf ettiği için, Muhammed'e laf ettiği için. İslam'ın dünyada böyle bir şey var hala, böyle bir zarar var. Tarihte İslam din olmaktan çıkmıştır. Dinler gibi sadece ortaya kurallar koymamıştır. İnsanların bütün yaşantısını A'dan Z'ye kadar
yüzünü yıkamaktan, tuvalete gitmekten, kıçını şey yapmaktan, temizlemekten, dışarı gidip savaşmaya kadar kurallar koymuştur. Gidip insanları kategorik olarak benim dinime inanmayanı öldüreceksin, köle yapacaksın, aşağılayacaksın, vergi toplayacaksın diye şey yapmıştır. Kurallar koymuştur. Bu yüzden dünyada hiç kimse İslam'ı sevmiyordur. Ben Müslüman olarak yetiştiğimde, hatta Müslümanlar Müslüman olarak yetiştiklerinde genelde şunu öğrenirler. İşte bütün dünya İslam'a karşı, işte bütün dünya Müslümanlara karşı, işte hepsi bize karşı. Çünkü onlar bizim doğru olduğumuzu biliyor. İslam'ın doğru olduğunu biliyorlar. Bu yüzden yalanlıyorlar. Bu yüzden bize karşılar. Bizi işte aşağılamaya çalışıyorlar. Ya doğru olduğunu bilse adam niye sana karşı olsun? Doğru olduğunu bilse adam niye İslam'a karşı olsun? Böyle Aynen bir aynen çok güzel mantık yok. söyledin. Böyle bir şey yok. Adamlar niye İslam'a karşılar? Niye herkes İslam'a karşı? Niye dünyada hiç kimse İslam'ı sevmiyor? Çünkü İslam hiçbir zaman rahat durmadı. Çünkü İslam tüm dinlerin ötesinde, tepesine çıkıp da insanları aşağılamaya, insanları savaş açmaya, insanları köle etmeye, insanların en kutsal, en değerli şeylerini kırmaya, yıkmaya sürekli olarak devam etti. Ve İslam hiçbir zaman bunu yapmayı bırakmadı. İslam hiçbir zaman durmadı. İslam Müslüman imparatorlukları, İslam yöneticileri hiçbir zaman dünyaya saldırmayı bırakmadı. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Başkaları zorladı. Batı gelip de İslam'ı yenip de İslam'ı sakinleştirdi. İslam'ı şey olarak hani normal olarak yaşamaya zorladı. Köleliği bırakmaya zorladı. Dünyaya savaş açmayı bırakmayı zorladı. Her türlü bir şekilde İslam gibi davranmayı bırakmaya zorladı. Dünya İslam'ı insan gibi yaşamaya zorladı. Ve bu yüzden herkes İslam'ın bu kadar agresif, bu kadar düşmanca, bu kadar düşmanca diyeyim işte artık. Düşmanca en iyi kelime herhalde. Düşmanca olduğunu ve rahatsız edici olduğunu bildiği için hiç kimse İslam'ı sevmiyor. Ve bu yüzden ben de bir ateist olarak felsefeyi, psikolojiyi çok seven, Allah'ın ve Tanrı'nın mantığını her zaman sorgulayan ve hiçbir zaman Yahudiliğe de Hristiyanlığa da inanmayacak olan bir ateist olarak, sorgulayan bir kişi olarak, diğer dinlerle inanç olarak bir sorunum vardır, inanmıyorumdur ve neden inanmadığımı söylerim de. Ama İslam'a karşı her zaman açık açık bir şeyim vardır, bir tepkim vardır ve İslam'a karşı her zaman çok sesli bir şekilde konuşacağım. İslam'ı her zaman çok sesli bir şekilde eleştirip hiç kimsenin tepkisini de dinlemeyip, hiç kimsenin tepkisini de umursamayıp her zaman İslam hakkındaki doğruları söylemeye ve İslam'ı insanların aklından çıkarmaya elimden geleni yapacağım, çalışacağım. Aslında bu insanlık görevi. Herkesin yapması Bu lazım. herkesin insanlık görevidir. İnsanlığı Aynen. kurtarmak için, insanların insan olduğunu anlayabilmesi için bu zihniyetini bırakması gerekiyor. İslam İnsanları senin cehalete aklına, bırakan, insanlığına düşmandır. kesinlikle Senin de senin hep yapacağın tek şey nefrettir. karşılık İslam'ın vermek. içi hep nefret doludur. Ayrıştırma doludur. Bunu bir Müslüman bilmez sadece. Gerçek zanneder. Orada okumadığı şeye inanır, ona ibadet eder. Hep korkutularak inanmış. Okumaya korkutulmuş adam. Ve içindeki şeyi kabul eden, yani İslamcı zaten cihatçı oluyor. O Evet. kitabı bilip de kabul ediyorsan, iman ediyorsan cihatçı olacaksın. Kitap onu emrediyor. Evet. İçimi döktüm burada. Kusura bakma bayağı konuştum. Yok, sohbet zaten bu Allah'la ilgili ayrıntılı bir yayın yapmamız lazım zaten. Kaynakları ortaya koymak lazım. Aslında ben İslam kaynaklarını da koyaraktan anlatmak lazım. Allah nedir? İnandıkları Allah'ın put olduğunu artık öğrenmeleri gerekiyor. Bir figüran ve bu şeyler de bazı yöneticiler tarafından insanlara zorla inandırılıyor. Bakın İslam şeylerine bakın. Hep İslam'ı överler. Devlet elindedir bu din aynı zamanda. Devlet kullanır. Bakın size zorla din eğitimi verir. İçinde sadece güzel, şirin olan şeyleri anlatırlar. İslam barış dinidirler. Barışla alakası olmayan bir dini barış olarak anlatırlar. İçindeki cihatla ilgili şeyleri farklı anlatırlar. Alakası yok. Anlattıkları dinle, normal dinle alakası yok. Hep güzel şeylerini alıyorlar. Diğerlerini de alacaksın. Dürüstsen diğerlerini de alacaksın. Niye İslam ülkeleri hep kana alıyor? Niye onları göstermiyorsunuz? İslamcılar niye böyle? Yahu Türkiye'de her hafta belki de sosyal medyada sağda solda görüyoruz. Kur'an kursunda, dini cemaatlerde tacize uğrayan çocukları görüyoruz. Kadınların ne halini görüyoruz? İslam ülkelerine gidin, kadınların durumuna bakın. Hiç mi görmüyorsun onları?
Ama dedikleri onlar İslam'ı bilmiyor. Ya o adam İslam'ı biliyor da ondan yapıyor zaten. İşte İslam'ı şeyinde var onlar. biz de Yani İslam'ı bilmiyor diyenlere İslam'ın ne olduğunu anlatmaya her zaman adam hazırız. çıkıyor diyor ki Araplara bile diyor ya onlar gerçek İslam'ı bilmiyor. Lan, Arap lan o. Arap kendi ana diliyle okuyor kitabı. Arap o Arap. Onlar İslam'ı bilmiyor. İslam onlara geldi diyor ama diyor Araplarla alakası yok dinin diyor. Bu kadar beyni yanabiliyor bir insanın yani anlamıyorum ya. Adam kendi dininde okuyor Zor. ya. Adamlar geliyor sana gelirken taklatarak anlatıyorlar. Bir tane var ya Caner Taslaman. Televizyon geziyor. Anlatıyor. Olma Arapça bilmediği halde Arapça da şu kelime demektir. Şuraya şöyle anlamak lazım. Ya kardeşim ne saçmalıyorsun sen ya? İslam insanları İslam insanlara cehaleti öğretiyor, cehalet veriyor. Ve burada şunu da söylemek gerekir. Hani İslam'a cehalet dediğimiz zaman, işte Müslümanlar bilmiyor dediğimiz zaman, Müslümanlar işte cehalet içindedir diye düşündüğümüz, konuştuğumuz zaman buradaki maksat İslam'a buradaki maksat Müslümanlara düşmanlık yapmak değildir. Buradaki maksat İslam'ın ne kadar kötü bir yol gösterici olduğunu, Aynen, aynen. ne kadar size zarar verdiğini, Müslümanlara zarar verdiğini anlatmaya çalışmaktır. Ben de Kesinlikle. zamanında Müslümandım. İbo da zamanında Müslümandı. Biz kendimize düşman değiliz yani. Yani Biz ya de işte yol gösterici olan kaynak kötü. evet. İnsanlar iyi insanı kötü yapabiliyor. Mesela bir insan çıkıp da bir insanı kolay kolay öldürmez bir amaç için. Ama iyi olan bir insan yukarıda sözde o şeyin imanı gereği yapılması gerektiğini düşünüyor. O iyi insanı kötü yapıyor. Adam kelle kesiyor ya. Evet. Bu arada bir de Ganimet şey toplama demiştim. şeyi var mesela. Adam normal insan bunu yapmaz. Buyur abi. Yok, devam et, devam et. Yani bir insan normalde gidip herhalde bir yerine gidip de Allah bana cihadı emretti. Gidip işte ben buraya basacağım. Dinimi yayacağım. En son din oluncaya kadar savaş diyor kitap zaten. Enam 39'da. En son din oluncaya kadar savaş. Bununla ilgili bir sürü ayetler var. Ve cihat edenle etmeyen biri olur mu diyor. Cennete girerken bile diyor cihatçılar önden gidecek. Sorgusu sualsiz. Adam onu düşünüyor. Bu adam iyi bir insan olsa bile ama ona iman ettiği için o adam gidecek can alacak. Cihat edecek. İnsanları katledecek. Ama iyi bir insan olabilir. İşte kötü yapıyor işte. Kötü. Kötü. Bir İslamcı bunu anlatmıyor işte. Bak, burada birisi çok güzel bir örnek verdi şu anda. Ona cevap vermek istiyorum, izin Buyur. verirsen İbrahim. Burada Fenerbahçe Doğuş Fen diye bir izleyicimiz var. Bir izleyici var. İki tane yorum yaptı burada. Dedi ki önce, deden Ebu Cehil söndüremedi İslam'ın nurunu, sen Bunu mi her yıl söndüreceksin her dedi. yıl duyarız bunu. Şimdi Ebu Cehil dediğimiz cahil adamın tekiydi, Muhammed gibi. Kusura bakma, Ebu Cehil hiçbir şeyi söndüremedi ama evet, ben söndürüyorum. Söndürmeye çalışıyorum. Söndürmek için elimden geleni de yapıyorum. Bayağı da iyi gidiyor. Ama asıl ikinci yorumuna gelmek istiyorum. İkinci yorumunda şunu söylemiş bu arkadaş. Hristiyanlar İslam'ın nurunu söndürmek için 12 sefer düzenledi. Sonuç. Bak, şimdi buradaki arkadaş büyük ihtimalle ne dediğinin farkında bile değil. Buradaki arkadaş şunu öğrenmiştir. Zamanında Hristiyanlar bizim düşmanımızdı. Bize karşı haçlı seferler düzenlediler. İşte bizi öldürmek için, bizi bitirmek için, İslam'ı bir öldürmek için geldiler. İslam'ı bitirmek için geldiler. Çünkü Allah'ın düşmanlarıydılar. Allah'a düşmanlık ilan ettiler. O yüzden falan filan gibisinden düşünüyordur. İyi düşünüyordur. Kendisinin doğru olduğunu, onların Allah'a karşı geldiğini düşünüyordur. Ama değerli Fenerbahçe Doğuş Fen, aslında ne dediğinin farkında mısın? Aslında senin burada dediğin şey, Haçlı seferlerini tarif ediyorsun sen. Haçlı seferlerinde Avrupa'daki Hristiyanlar toplanmış, Papa'dan izin almış, Papa'dan çağrı almış, hepsi bir araya gelmiş. Bak, bir sürü Avrupa devleti vardı. İslam İmparatorluğu gibi hepsi bir bayrak altında birleşip dünyayı elde etmeye, ele geçirmeye çalışmıyordu. Hepsi ayrı ayrı devletti, birbiriyle alışverişte bulunuyordu, birbiriyle yarışta bulunuyordu, gelişimde bulunuyordu. Bunların hepsi bir araya geldiler ve dediler ki, ya bu Müslümanlar bize doğru geliyorlar. Bu Müslümanlar her şeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlarımızı öldürüyorlar, topraklarımızı ele geçiriyorlar, her şeyimizi yıkıyorlar. Bir şey yapmamız lazım diye dediler. Bir araya geldiler. İşlerini, güçlerini, her şeyi bırakıp da Haçlı seferlerine çıkıp İslam'a doğru, Orta Doğu'ya doğru hareket ettiler.
Ve ilki de yaptılar. İlki de İslam'a karşı geldiler. İslami güçlere karşı geldiler. Onlarla savaştılar. Onları en sonunda az da olsa durdurdular, yendiler. Ve burada olan aslında şu. Onlar İslam'ın nurunu söndürmeye çalışmadılar. İslam'ı bitirmeye çalışmadılar. Orada senin dinin olan İslam, senin kahramanların olan Müslümanlar, Müslüman imparatorlukları, Allah'ın Kur'an'ın cihadını dinleyip de cihada gidin, insanları köle edin, insanlara karşı savaşın, insanlardan vergi toplayın, onları aşağılayın, onlar sizden daha düşüktür. Laflarını dinleyip de Müslümanlar gidip de dünyayı fethetmeye çalıştılar. Hristiyanların olduğu her toprağı fethetmeye çalıştılar. Her şeyi ellerinden almaya çalıştılar. Ve onlara üç seçenek verdiler. Dediler ki bizim dinimize göre sizin üç seçeneğiniz var. Bir, bizim şeyimiz olacaksınız, işte bizim altımız olacaksınız, bizim kölelerimiz olacaksınız. İki, hepiniz İslam'a katılacaksınız ve Müslüman olacaksınız. Ya istiyorsanız da istemiyorsanız da hepiniz Müslüman olacaksınız. Veya üç, biz toprağınızı alacağız ve hepinizi öldüreceğiz. Üç seçenekleri var. Ve Sonra çocuklar bize bu Kur'an'da doğrudan Kur'an'da talimat verilmiştir. Oraya Tevbe ekleyelim suresi bak 9. sure. Rıdvan. Efendim? Savaştıkları zamanda ben kaybedersem zaten şehit o garanti. Evet. Cehennete gidecek. Sen kaybedersen senin malın mülkün benim olacak. Eşin bana cariye köle. Eğer kız çocuğun varsa direkt cariye. Ve erkek olan da satıyorlar köle olarak. Bir Evet. insan bunu kabul eder mi abicim? Adam geliyor işte. Sen ganimetsin sen onun için zaten. Ganimet diyor ki benim ganimetle ilgili videom vardı. İzleyin akıcı. Ganimet. Kur'an her yerinde var. Kaç tane geçiyor? Ganimet olarak görüyor seni. Ganimet. Evet. Evet. Hangi bir Bak. insan bunu kabul eder? Kendi çoluğunun, çocuğunun cari olmaz. Senin 5 yaşında kızın var mesela. 8 yaşında adam ırzına geçecek. Seni köle yapacak. Karını cariye yapacak eğer şey yerindeyse, vücudu yerindeyse. Onu köle yapacak. Oğlunu köle yapacak. Ya sen bunu kabul edebiliyor musun? Ya senin açından iyi. Sen saldırırsan sıkıntı yok. Ama gelen adamı düşün. Gelen adamı. O zihniyette. Avrupalı ya da başka ülkeler ne yapsın abi? Tabii kendini koruyacak. Bunu ekleyeyim dedim dostum. Çok önemli olduğu için. Burada iyi yaptın, çok sağ ol. Burada iki kaynak var bak. Dikkat et değerli izleyici arkadaş. İki tane kaynak var burada. Birincisi Kur'an 9. sure 29. ayet. Tevbe suresi 29. ayet. Burada senin sevdiğin, inandığın yüce Allah şunu emrediyor. Allah'a ve peygambere inanmayan insanlara gidip onlardan şey yapın. Onlarla savaşın ve onlarla savaştıktan sonra onları ezin ve onlardan cizye vergisi toplayın diye emirde bulunuyor. Aşağılayarak kendi Aşağılayarak cizye elleriyle toplayın. cizye verene kadar diyor. Evet. Çok berbat bir şey evet. Muhammed ise hadiste bunu açıklıyor ve diyor ki seferleri çıktığınız zaman ordunuzla gidin. Düşmanla karşılaştığınız zaman onlara üç seçenek verin. Bir, İslam'a gelin, Müslüman olun. İki, bize bağlanın. Bizim imparatorluğumuzun bir parçası olun ve bize vergi verin. Üç, ölün. Buna başka seçenek yok. Veya kaçacaksınız. Ve Müslümanlara diyor ki, İbrahim'in dediği gibi sağ olsun, Müslümanlara diyor ki, onlarla savaştığınızda siz ölürseniz şehit olursunuz. Onlar ölürse onların mallarına el koyarsınız. Bak, iki kaynak bunu söylüyor. Bu İslam'ın tarihidir. İslam'ın tarihinin özetidir bu. Sen burada diyorsun ya, İslam'ın nurunu sen mi söndüreceksin? İşte Hristiyanlar İslam'ın nurunu söndürmeye çalıştı. Senin İslam'ın nurun bu mu? İslam'ın nuru bu mu? Senin sevgili İslam'ın nuru bu mu? İslam'ın nuru bu dini bu şekilde düşmanca dünyaya yaymak mı? İslam o kadar hızlı bir şekilde büyüdü ki insanlara yayarak büyümedi. İnsanları davet ederek büyümedi. İnsanlarla savaşarak büyüdü. Bak Hristiyanlık insanları davet ederek büyümüştür mesela. Roma İmparatorluğu sonradan insanlara bunu dayatmıştır. Doğrudur. Ama başta Hristiyanlık insanlara davet ederek gelişmiştir, yayılmıştır, büyümüştür. Yahudilik zaten Yahudi toplumunun kendi diniydi. Gelişmeye ihtiyacı yoktu. İslam ise tamamen savaşarak gelişmiştir. Muhammed'in ve Kur'an'ın sözlerini dinleyerek savaşarak gelişmiştir. Burada sen şimdi Avrupa'daki bir Hristiyansın. Avrupa'daki bir Hristiyanın yerine koy kendini. Sen duyuyorsun ki büyük bir din ortaya çıkmış İslam diye. Dünyada ne kadar Hristiyan varsa işte etrafta dünyadaki bütün Hristiyanları şey yapıyor, ezmeye çalışıyor. Bütün topraklarımıza el koyuyor. Adamlarımızı öldürüyor.
Çocuklarımızı alıp da köle yapıyor. Kadınlarımızı köle yapıyor. Kadınlarımızı seks kölesi yapıyor. Onlarla şey yapıyor işte, ilişkiye giriyor köle yaptıktan sonra. Bizden vergi istiyorlar ya da dinlerine geçmemizi istiyorlar. Böyle bir şey oluyor ve bize doğru yavaş yavaş geliyorlar. Düşün, kendini o Avrupalı'nın yerine koy. Tabii. Sen ne yaparsın? Sen kendi dinini, kendi ülkeni savunmak için girip de o Hristiyanlar, o Müslümanlara karşı savaşmaz mısın? Savaşırsın. Tabii ki savaşırsın. Bak şimdi Veya burada korkarsın. Koronavirüsünden korktuğun kadar, korkundan çok daha fazla korkarsın. bakın İslam'ın özünü şu ayet çok net olarak söylüyor. Bak Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah burada yani içinde ben pimp demiştim. Pimp. O oluyor işte. Yani ne olduğunu anladınız herhalde değil mi? Bak. Cennet karşılığı ne yapıyor abi? Görüyor musun? Satın almış. Cennet ne? Cennet nasıl bir yer? Huriler, müller, cennet şeyini biliyorsunuz. Allah yolunda çarpışacaklar da, ölecekler de, öldürecekler de bu diyor bak. Tevrat'ta vardır ama Tevrat'ta gidip de cennet karşılığı demez ona. Tevrat'ta da vardır. Öldürme. Cennet karşılığı yapmaz onu. İncil'de bildiğim kadarıyla yok. Kur'an'da da Allah kendi üzerine yüklediği bir ahittir diyor. Yani burada önemli olan şu arkadaşlar bak şu kelime var ya yeter. Canlarını abicim mallarını kendilerine vereceğiz. Yani ben size cennet satıyorum. Cennetimde neler var? Kadınlar var, huriler var, bakire kızlar var, tombul çukurmeler var. Onun karşılığında İşte cenneti satıyoruz işte. Git öldür abi. İslam budur abiciğim. Şimdi bu ayetlere gelirsek bir sürü ayetler var bu konuyla ilgili de. Yani konumuz nereden nereye geldi ya? Aynen. Ne, konuyu fazla uzatmayalım da şu arkadaşa cevap vermek istedim. Şu resmi sen göstersen istiyorsan bir. Gönder. WhatsApp'tan gönderdim sana. Şu resmi arkadaşa göster. İslam'ın dünyaya yayılışı. Tarihi olarak İslam'ın dünyaya yayılışı olarak bu harita, bu bilgi önümüzde vardır. Ve Evet. tarihi olarak hepimiz biliyoruz ki İslam dünyaya bu şekilde, bak bu sadece hatta aşağıda yazıyor olması lazım. Bu sadece İslam'ın ilk 130 senesi. Bu bütün bu gelişim Arabistan'daki ufak bir noktadan 130 sene içerisinde gerçekleşmiştir. 130 sene içerisinde İslam bu şekilde bu kadar yayılmıştır. Bak İspanya'dan Hindistan'a kadar yayılmış. Sence şey mi oldu? Yani Müslümanlar gezdi etrafta. Bizim dinimize katılın. Bizim dinimiz çok güzel dediler. Sonra Bizansların, İranlıların egemenliği altında olan veya İspanyolların egemenliği altında olan bütün insanlar şey dediler. Aa, tamam o zaman biz kendi ülkemizi bırakalım, topraklarımızı bırakalım. Boş ver zaten bütün bizim şeylerimizi, işte sınırlarımızı, değerlerimizi. Biz Müslüman olalım, sizin imparatorluğunuza katılalım. Öyle mi oldu sence? Öyle mi dediler? Hayır, bütün bu gelişim tamamen İslam'ın dünyaya savaş açmasıyla ve aşırı derecede agresif bir şekilde dünyaya savaş açıp da yayılmasıyla gelişmiştir. Sen Ganimet için. evet Ganimet peşinde koşan. Hristiyanlar bizimle savaşmaya çalıştı işte bizimle savaşmaya geldi diye Haçlı seferlerinden bahsediyorsun da Haçlı seferlerine Anadolu'ya ve Kudüs'e geldiler. Peki senin İslam güçlerin Kudüs'e ve Anadolu'ya nasıl geldi sen hiç düşündün mü? Orada Hristiyanlar vardı. Orası Bizans toprağıydı. Hristiyan toprağıydı. Sen oraya ne ara geldin? Niye geldin? Ve Haçlı seferleri niye sana karşı gelip de sana karşı savaşmaya çalıştı? Hiç düşündün mü? Müslüman olarak bunu pek öğrenmiyorsun. Tarihimizde işte bizim Müslüman savaşçılarımız işte gavurlara karşı savaşmıştır. İşte gavurlar kötüdür diye öğrenirsin. İşin özüne baktığın zaman, kendini karşı tarafa koyduğun zaman, tarihe şöyle bir açıp da baktığın zaman bizim Müslümanlarımızın orada ne işi vardı diye bir düşün, biraz düşün. Kesinlikle işte ya İspanya'da ne işi zaten vardı diye düşün. sorun Rıdvan sorun düşünmekte zaten. Düşünemediği için öyle. Adam mesela az önce senin dediğin gibi fazla uzatmayalım bunu da söyleyelim kapatalım. Adam geliyor işte sen de Ebu Cehil'in sizin gibi Ebu Cehiller diyor senin atalarınla böyleydi diyor. Böyle kulaktan duymuş. Birileri hep bunu anlatır ya böyle böyle duyarak geliyorlar böyle. İslam'ın ateşini siz söndüremezsiniz. Bana sürekli böyle mesajlar geliyor. Daha 2 gün önce yine geldi. İslam'ın ateşi senin deden söndüremedi diyor. Sen mi söndüreceksin diyor. Gerek yok. İslam zaten kendi kendini yiyor. İnsanlar Öğrendikçe, ölüyor. insanlar Kusura bakma. öğrendikçe İslam kendi kendini yiyor. Sen diyor işte İslam düşmanısın. Kardeşim biz İslam düşmanı değiliz. Düşman olan İslam. Bak haritayı gösterdi Rıdvan. Düşman olan İslam, her yere saldıran İslam,
İnsanların özgürlüğüne, karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna saldıran İslam ganimet diye. İslam bu. Sen bilmiyorsan sorun sende abi. Aç kitabını diyorum. Biz anlatırken bile kaynakları görüyoruz. Az önce ayet açtım, okudum. Yalan varsa bak oradan oku. Ama adam o kadar kendini, kafasını kuma gömmüş ki, deve kuşu gibi çıkmak istemiyor. Etraftan korkuyor. Devletten korkuyor. Ailesinden korkuyor. Akrabalardan korkuyor. Dışlanmaktan. Kardeşim olmaz böyle. Biz de aynı şeylerden geçtik ama gerçeği görmek gerekiyor. O korku şeyini artık kırmak gerekiyor. Artık elinde Evet. telefon var ya. Yani eskiden kolay değildi. Bunlar işte Turan Dursun gibi insanların anlattığı kitaplarda yazıyordu. Onları bile katlettiler zaten. Senin zihniyetin. Bu insanlar da herkes alamıyordu. Evine o kitabı götüremiyordu korkusundan. Alsa bile saklıyor adam. Gizli saklı okuyor. Ama şu an elinde ya, elinde. Teknoloji eline kadar getirmiş. Açıyorsun, online okuyorsun. Bizim videoları izliyorsun mesela. Gizli saklı izliyor ya benim videolarım birçoğu tarafından. Bak diyor Ailesinden ki he. Arap İmparatorluğu ile İslam'ı karıştırdınız diyor. Abicim senin kendi dininden, dinin tarihinden hiç haberin yok mu senin? Hiçbir haberin yok mu senin? Halifelik diye bir şey vardı tarihte. Halifelik bütün Müslümanların, Sünni bütün Müslümanların ortak olarak anlaştığı, kabul ettiği, bizim dinimizin başıdır, bizim dinimizin özüdür diye kabul ettiği şeydir. Halifelik neydi? Halifelik dediğin şey, senin burada Arap İmparatorluğu dediğin şeydi. Bizim sana az önce gösterdiğimiz haritalar halifelerin haritalarıydı. Başta Muhammed'le başlayan, Muhammed'in devraldıkları ilk halifelik Arabistan'dan çıkıp da dünyaya yayılmaya başlamıştır. Sonraki halifeler aynı sistemi ondan devralmıştır. Dünyaya yaymıştır. Dünyaya savaş yaymıştır. İslam'ın özü budur. İslam halifelik kurmayı ve dünyayla savaşmayı emrediyor. Senin Osmanlı İmparatorluğun da halifelikti. Osmanlı İmparatorluğu da İslam'a dayanarak halifeliği sürdürüyordu ve dünyaya savaş ilan ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu da dünyaya düşmandı. Senin sistem halifelik sistemidir. İslam halifeliktir. Halifelik sistemi de hadislerden gelmektedir. Muhammed halifeliği kendisi başlatmıştır. Böyle bir sistem olacaktır. İşte siz İslam'ı yöneteceksiniz. Herkes de size uyum sağlayacaktır. Herkes sizin emrinize uyacaktır. İşte halife insanları İslam'a çağıracaktır, fethedecektir diye Muhammed'in kendisi başlatmıştır halifelik sistemini. Bu senin dinindir. Arap İmparatorluğu dediğin sen hiçbir şeyin farkında değilsin. İşte kendi dininin özünün, öğrettiği şeylerinin, tarihinin farkında değilsin. Sen bugün Müslümansan bu az önce Arap İmparatorluğu dediğin o insanların yüzündendir. Sen Arap İmparatorluğu yüzünden Müslümansın şu anda. Başka hiçbir sebepten dolayı değil. Senin Müslüman olma sebebin Arap İmparatorluğudur. İslam İmparatorluğudur. Halifeliktir. İslam böyle yayıldı. Bu yüzden İslam'a karşıyız. Bu yüzden İslam'a karşıyım. Her zaman da karşı olacağım. İslam zorbalıkla da yayıldı. Zorbalıkla da hala yaşıyor. Evet, aynen öyle. Hala bize gelen tehditlere bakar mısınız? Yani İslam'ı anlatan mesela bir Müslüman dininde samimi ise bir gün ateist olsun, İslam'a inanmıyorum diye çıksın sokaklara da İslam'ın barış dini mi olduğunu, İslam'ın ne olduğunu bir gün ateist olarak yaşasın. İnanmıyorum desin ya. İnanmıyorum desin de İslam'ın ne kadar barışçıl olduğunu görsün. Aynen. Ya adamlar yıllardır, ben bu insanlara din anlatıyorum, yıllardır gelen benim yayınıma gelenlerin bile gördüm, cihatçısı bile geldi, 100 tane kelle kestim diyor, senin gibi diyor benim canlı yayında. Böyle insanlar, adam canavar gibi görüyor. Demek ki İslam iyi olsa o insanlar iyi olurdu, İslam iyi olsa İslam ülkeleri cennet bahçeleri gibi olurdu, anlatıldığı gibi olsaydı cennet gibi olurdu, bir sürü Aynen, insanlar aynen. melek gibi olurdu. Terör örgütleri Aynen. nereden çıkıyor? İslam'ı bilenlerden çıkıyor. Kusura bakma, İslam'ı bilmeyen sensin o. Çünkü adam kitabında yazanını yapıyor. Evet. Bunu görmen lazım artık. Ya abicim şu devirde yani artık cahil kalmak bir seçim ya. Ben az önce yayından önce İlyas diyorum, Rıdvan'la bu konuyu konuştuk. Açtım çat 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 hemen buldum abicim. Yarım saat, bir saatte aradığım bütün bilgileri anında ulaşabiliyorum. Kaynaklar da dahil. Çatır çatır. Bak, Kur'an diyorsun, Kur'an'ı okuyorum. Gidip Kur'an satın almıyorum. Telefonumda hadis var. Telefonumda şey var, ayet var. Tefsir var. Açıyorum, okuyorum. Artık bir seçimdir ya. Cahil kalmak bir seçimdir. Okula gitmene gerek yok. Şu an Türkiye'de bile artık virüs sebebiyle evlere kapandı. İnternetten online ders veriyorlar abi. Artık nerede yaşıyorsun abi? Aynen. Yetiştir, kendini yetiştir ya.
Evet, Rıdvan'cığım, toparlayalım, yavaş yavaş da kapatalım abi. Toparlayalım ya. Benim bayağı konuştuk, bayağı konunun dışına çıktık. Bunları konuşmak Neyse, istemiyorum. başlığı değiştireceğim artık ya. Allah ve İslam nedir diyeceğim. Bu Ayrıca İslam nedir anlatalım falan. Allah nedir diye. Ben buradan sana bir şey gönderdim. Super chat Ha, gönderdim. teşekkür ederim. Ya sen zaten benim Patreon'da da herhalde varsın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Destekliyoruz. Sağ Sorun değil. ol. Sağ olsun arkadaşlar. Rıdvan da beni aylık olarak Patreon'dan destekliyor. Destekleyen arkadaşlar var da maalesef fazla şey yapamıyoruz ya. Senin gibi, senin chat'te bayağı görüyorum. Güzel oluyor da. Ben de, ama senin Amerika'da yaşıyorsun. Sana yetmez, o da yetmez. Yok, yetmiyor. Benim şey de var tabii, beni ofisim var benim. Benim imkanlar çok geniş çünkü beni Yahudiler destekliyor. İşte Yahudiler sağ olsunlar. İsrail şey yapıyor. İsrail benim ofisin kirasını ödüyor. Ya bana Anladım. da aylık 10 bin dolar veriyorlar İsrailler de, bir türlü göremedik de, ama Müslüman anlatıyor, aylık 10 bin dolar habire geliyor bana. Amerika şey yapıyor. Amerika oradan bir yandan para gönderiyor zaten. Amerika öyle şey yapıyor. Gönderiyorlar oradan buradan. Amerika'nın da İsrail'in de işi yok, bizim gibi adamlara destek, İslam anlat. Ulan o adam İslam'ın bitmesini ister mi? Sana silah satacak. Sen birbirine kır kızım. Kır birbirini, adam sana silah satsın. Geçen toplantıya gittim Yahudilerle de. Yahudiler şeyi konuşuyorlardı ya. Şimdi İstanbul'da yeni bir deprem mi yapalım diyorlar. Koronavirüsünü mi İslam dünyasına yayalım diyorlar. Yoksa bir yandan apostel profete para mı yetiştirelim onu bilmiyoruz diyorlar. Ben de şey dedim, hani iyilik olsun diye bana para verin bari, onları yapmayın. Diğerleri baya kötü sonuçlara çıkıyor dedim. O yüzden öyle Ama yani. abi bu konuda zaten destekleyecek olan birbirlerimiz ya. Zaten benim şu yayınları Yani. yapmam da sağ olsun arkadaşların desteğiyle o şekilde devam ediyor. Onlar destek oluyorlar. İşte o öyle değilse ne Amerika'sı ne İsrail'i. Öyle hayatımızı sürdürmeye Öyle öyle. çalışıyoruz. İnsanlara bir Maalesef. şeyler vermeye çalışıyoruz. Bu Ha, arada keşke kapatmadan şey gerçekten Yahudiler soracağım. destekledi yani abi. Senin kanalın reklamları açık mı? Çalışıyor mu? Değil mi? Şey, Apostit İngilizce var ya, Prophet. Ha yok. Bende şey yok. Reklam yok genelde. Reklamları genelde şey yapıyorlar. Yasak koyuyorlar. Ya çoğu videoda onda birinde sadece şey oluyor. Reklam Ha, çıkıyor. Diğerlerinde aynı genelde benim de çıkmıyor. öyle. Benim uzun oluyor ya. 10 tane canlı yayın yapıyorum. Bir tanesine reklam açılıyor. Bende O da genelde zaten 4-5 gün sonra açılıyor. çıkıyor. İnsan izlemiş oluyor zaten. İnsanlar izlemiş oluyor. İşte sağ olsun Elif, teşekkür ederim. İşte dostlar sayesinde yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet Rıdvan, haftaya o zaman bir şey yapalım müsait olursan. Bu konuyu yine İslam kaynakları da Allah nedir diye bu başlığı ben değiştireyim. Bu sohbet de aynıydı, bir ön hazırlık. Haftaya umarım bir aksilik çıkmazsa haberleşiriz zaten. Böyle bir yayın yaparız. Tamam, Bu olur. arada Rıdvan'ın YouTube kanalı arkadaşlar Apostate Prophet Türkçe. Ona da girebilirsiniz. Ben aşağıya geç bu yayını ben birazdan Geek TV'ye yükleyeceğim. Yarın yayınlayacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. O linki de vereceğim. Yeni videolar bekliyorlar. Rıdvan haberin olsun ha. Aa, geliyor. Birincisi Kabe konusunda video yapacağım. Çok az kaldı. Bir de dünya düzdür konusunda video yapacağım. Sen Bayağı o şey video yap, bir de geliyor Türkçesini yani. beraber yapalım bir daha. Canlı yayında. Oğlum yapalım. Yaparız. Onu seve seve Evet. yaparım. Ben o konuyu çok seviyorum. Ha, Kabe konusu bizim İlyas'ın yayınları var da, aslında İlyas'ı da almak lazım bu mitoloji şeylere girdiği zaman. Neyse tamam. Rıdvan'cığım Tamam. çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Zevk aldım. Bu arada düzelteyim. Az önce koronavirüsünü depremleri Yahudiler yapıyor derken şaka yapıyorum. Ciddiye almayın arkadaşlar. Evlerinize neyse. arkadan girmeyin. Kapıdan girin Yeah. Sağ ol İbrahim. Her zaman ne zaman istersen gene şey yaparız. Tamam Konuşuruz. dostum. Ne Çok zaman sağ ol. sana sorun Yayınıma olur. renk kattın. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Hadi. Herkes kendisi iyi baksın. İslam'dan uzak durun. Sağ olun. Evet. Hadi görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Sağ ol. Evet arkadaşlar, Rıdvan'la yayın yaptık. Gerçekten çok zevk aldım. Rıdvan gerçekten birçok konuya hakim. Kendini yetiştirmiş bir arkadaş. Sağ olsun beni de destekliyor platformda. Ben de onu desteklemeye çalışıyorum. Video yeni Türkçe kanalı da var. Mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok öz ve net anlatıyor. İzlerseniz siz de İslam'ın kaynaklarında neler anlatıldığını daha net ve görmüş olursunuz. Çünkü bunlar araştırmalarla da oluyor arkadaşlar. Rıdvan araştırıyor, videolar yapıyor. Geçe animasyonlar kullanarak da yapıyor. Çok güzel görseller kullanıyor. Çünkü göz zevki de olduğu için insanlar göz zevkine de önem veriyor. Benim gibi böyle sürekli duran bir adamdan ziyade
böyle animasyonlu görsel olarak yapıldığı zaman insanların aklında daha da iyi kalıyor. Kısa olduğu için daha çok izleniyor. Evet, yayınımı izleyen bütün arkadaşlara çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, yayınlarım burada olacak. Sonra Geek TV'ye yüklenecek. Söylüyorsunuz bana uyarı gelmedi, canlı yayın uyarısı gelmedi. Arkadaşlar, YouTube'dan Geek TV haber kanalına üye olduktan sonra zil kısmını, abone butonunun yanında bir zil var. Bütün bildirimleri aç demezseniz canlı yayın bildirimi gelmez. Burada yaklaşık 13-14 bin kişi var gördüğüm kadarıyla abone. Ama birçoğunun gördüğüm kadarıyla o zilleri aktif değil. Abone butonunun yanındaki zili aktif etmeniz lazım ki canlı yayın başladığında size bildirim gelsin. Onu da aktif etmeniz lazım arkadaşlar. Son olarak çıkmadan önce yarın Yakup abiyle bir aksilik olmazsa Beni Kurayza olayını işleyeceğiz. Beni Kurayza katliamıyla ilgili bir yayın yapacağız. Yine burada olacak. Ondan sonra Geek TV haberde, pardon, Geek TV YouTube kanalında tekrardan yayınlayacağız. Çok teşekkür ederim. Yayınıma destek olan, abone butonuyla katılan, katıl butonuyla katılan, destekleriyle bizim yanımızda olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum.